Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn ala resulina Muhammedin salavat. Allah maddi ve manevi şifa versin. Kastim böyle ruhsal. Diğerleri anlam ve merdiven kazandırdığı için onlara dert denmiyor. Ustad derdi imana has kılmış. Bela vereni buldunsa bizim anladığımız, yani bela dediğin şey var, ata eder, sefa eder, atadır, itadır, ikramdır bil. Diyor ya. Peki ilk önce bir kavramlardan şey yapıyorum. Böyle ısındırma namı altında ama bu kavramlar doldurulmasa ezber oluyor, ezber oluyor ve ülfet sarıyor. Hatta dimağ grubuna bile ülfet sarıyor. Ben kapatayım. Ülfet sarıyor, ülfet. Kavramlar eğer tanımlanamazsa dimağ. Konuşuyor böyle, o derste bir heyecan oluyor. Tıntın ediyor böyle, oltaya balık gelir gibi. Ondan sonra orada kalıyor. İnmiyor. Eğer bilinen bir şey sabit, esas şekline dönüşseydi Allah Resulü ve sahabeler bir daha bir öğrenmeye ihtiyaç duymazlardı. İnsan ikide bir öğrenme ihtiyaç duymasının sebebi bekaya mazhar olduğu için, aynı beka olduğundan dolayı sonsuzun aynası sonluğuyla ne yaparsan at, kuyuya ne atarsan at dolmaz ve doymaz. Mümkün değil. Dünyada dahi çok mana mertebeleri var. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları sürekli yaşadığından dolayı sürekli istiğfarda. Evet, sürekli. Biz ise ülfet yapıyoruz, mana mertebesi tek diyoruz. Yani. Ve bitiriyor. Ha. Bitirdik diyor. Arif. Arif olamıyoruz yani. Arif'i de okuyacağım. Şimdi kavramlara biraz şey yapacağım. O yüzden kavramlar... Evet. Yani bilmiyoruz yani. Arif neydi? İstersen ilk önce ona bir şey yapayım. Dert benim, biliyor musun? Başkası için oturup da bunlar yazılamaz. Hayatın endeksli yaşayamazsın buna. Ben de ihtiyacını hissedenlere paylaşıyorum. İhtiyacını hissedenlere tabii. Ustad da diyor zaten, ihtiyacınız olduğu zaman yazar çizersiniz diyor. Allah vermeyince neylesin? Sultan Mahmut. Olmayınca olmuyor da ne yapacaksın? Olduğu kadar diyorsun. Bak Arif neymiş biz size. Arif olmak ne demek bununla alakalı? Bu değildi ama kendinde hakkı bilmek. Kendinde hakkı bilmek. Devam ediyor. Kalbine marifet nuru inmiş. İşte o bir göz oluyor artık. Kalbine marifet nuru inmiş. Süveyda Beyza abi. Süveyda'yı kalbe benziyor. Allah'tan Celle Celaluhu başka, Allah'tan başka bir şey istemez hale gelir. İstemenin ötesinde öyle bir haleti ruhesi vardır. Yani Allah'ı istemek değil yani. Allah'tan başka hiçbir şeyle tatmin olmuyor. Arif. Arif, Allah'a ait sırlara sahip. Ahmet bin Hanbel Hazretleri, Bişri Hafiye neden bu kadar çok teveccüh ediyorsunuz dendiği zaman, evet bizim ilmimiz çoktur ama o Allah'ı bizden daha iyi bilir demiş. Evet, biz tanıyoruz, o biliyor diyor. Lugat manası, yani Arif ne demek lugatı? Bilen, tanıyan, anlayan, vakıf, ha bunu da söyleyeyim, Ahmet bin Hanbel,
müştehitti. Müceddit değildi. Onun için ihtiyacı vardı. Müceddidlerin buna ihtiyacı yok. Hmm. İçtihat etmişti. Yani daha çok şeriat imamıdır. İlk müceddidlerden bir tanesi İmam Şafii'dir. Ya, müceddittir. Müceddittir. Ondan sonra başlıyor müceddidlik. Sezonu başlıyor. Lugat manası arif, bilen, tanıyan, yani lugatını da koyuyorum ki, anlayan, vakıf, haberi olan, irfan sahibi, anlayış ve kavrayışı mükemmel kimse. Allah Celle Celaluhu, şimdi bitti o. Allah kendisini seyrettirdiği kimse, arif. Bak ne dedim bir daha. Kendisini seyrettirdiği kimse. Başka? Müşahede ve temaşalar, temaşadan hasıl olan bilgiye marifet. Bir daha. Müşahede ve temaşadan. Bir şeyi müşahede ediyorsun ve temaşa ediyorsun. Şahit oluyorsun, yaşıyorsun. Şahit olup yaşamaktan hasıl olan sende bir marifet var. Tamam? İrfan var. O irfanın sahibi sensin, arifsin. Bu bilgiye sahip olan şahsa arif denilir. Alimin ilmi, arifin irfanı vardır. Alimin ilmi, arifin irfanı vardır. Marifet sahibidir. Yani temaşa ve müşahededen hasıl olan irfan sahibi bu adam. Bu insan. Aynel yakini, ilmel yakin mertebesine mi çıkmış? Yani o kadar böyle aynel, ilmel yakin ki. Ustad diyor ki, mesela ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Mesela nedir o? Dağdan bakıyorsun duman çıkıyor. Bilirsin ki onun altında ateş var. Bu ilmel yakin. Gördün gittin ateş yerine. Bu aynel, ayn. Gözle görüyorsun. Ayn daha yakın. Ateşi görüyorsun. Peki elini soktun. Bu hakkel yakin. 25. sayfa Kastamonu'da diyor ki Risale-i Nur'da diyor öyle bir İlmel yakin var ki aynel yakin hatta hakkal yakin seviyesinde. Görmüyorsun ama görmüş bilmiş gibi haleti ruhiye sahip ediyor seni. Yani hakkal yakin seviyesinde bir ilmel yakin. Bir daha müşahede ve temaşadan hasıl olan bilgiye marifet. Bu bilgiye sahip olan şahsa arif denilir. Alimin ilmi var, arifin irfanı vardır, marifet sahibidir. Kendi varlığında fani, hak ile bakidir. Kendi varlığında fani, hak ile bakidir. Cennet ve cehennemle değil, zati ile meşgul olur. Cennet ve cehennemle değil, Allah'ın zati ile meşgul olur. Allah Allah. Kafa bilgilerine sahip olana alim, kalbi bilgilere sahip olana arif denilir. Güneşin karşısına geçen kendisinin ne kadar karanlıkta olduğunu ve güneşe ne kadar muhtaç olduğunu fark etme nispetinde arif olur. Eylemde gösterdim şimdi. Şimdi güneş ihtiyacım var kardeşim, güneşte vitaminidir, şöyledir, böyledir, güneş şöyledir. Bu bilgidir. Güneşe çıktı, yanıyor şimdi, ısınıyor. Ha, güneşe çıkmış adam, bakın. Karşısında kendisi ne kadar karanlıkta olduğunu, güneşe çıktıktan sonra ve güneşe ne kadar muhtaç olduğunu fark etme nispetinde bu arif olur. Zifiri karanlıktan güneşi görmek mi? Çıkmış. Artık renkler aleminde. Ama yaşıyor şimdi. Yaşamaktadır. Yaşamakta olandadır. Arif. İlim değil artık.
Eğer güneşi bilmeseydi kendini aydın zannederdi. Kainatın anlam aynasına gelmiş demektir. Kainat, bu kainat onun nazarında artık öyle biçilen, ekilen, yiyilen, içilen, bilmem ne yapılan değil. Artık anlam aynasına dönüşür. Ustad demiş ki böyle buğday tarlasına geçerken, yemesi sizin olsun, temaşası benim olsun. Tefekkür ediyor yani. Şimdi biraz da gideyim. Madem buradan başladım. Her bir ilim kendi kavramları ile bilinir. Mesela fizikte atom vardı. Bunu Türkçe'ye çevir. Minnacık. Minnacık da bu tercüme edilip anlatır. Minnacık. Minnacık. Yok. Demek ki her kavram, her fen kendi lisanıyla doğar. Kimya da öyle, matematik de öyle. Risale-i Nur da öyle. Öyle. Yani her fen, unutmayın bunu, bu çok önemli simgedir. Yani şablon gibi cümlemizdir. Her fen kendi lisanıyla doğduğu için Risale-i Nur ilimde kendi kavramıyla doğar. O kadar. Mesela çözelti. Eritelim, erittik. Karıştırdık. Yok kardeş. Atom, minnacık. Tamam. Elektron, haylaz. Yerinde durmaz. Her bir ilim kendi kavramları ile bilinir ve merdivenini kullanır. Yani her işte zipsop dedik. Nikime dedi elektrona. Olmadı. Kavramlar merdivendir, dürbindir, kuyudan çıkaran ip gibidirler. Bilim var olanı bilir. Bilim var olanı bilir. İlim bunun zemininden daha öteye var olmayanların üstlerini açmaktır, keşfetmektir, şahit olmaktır ve onların burayı oralara taşıyan berzahtır ilim. İlimle bilimi anlattım farkı. Bir daha. Bilim, tıp. İmam Gazali ne güzel söylüyor. Mesela doktor, tabiplik diyor. Tebabet, tabip. Tamircidir, motor tamircisi gibidir. Yani herhangi, ama bu insanı tamir ediyor, o da onu tamir ediyor. Diyor ki, bir şeyin diyor, zatı için bakarsan, örneği orada veriyor. O marifettir diyor. Mesela bedeni çok iyi biliyor. Bu marifettir. Yani bilimdir. Allah için aynı şeye bakarsan marifetullah olur diyor. Şimdi bilimle ilim arasındaki farkı. Yani nasıl bu? İnan belki de haftalarca yazılmış şey olmuş. Birikimin okurken ki kaç hafta yani. İnan haftalarca şey gibi dolaşıyorum biliyor musun? Bu kafamda o. Tuvalette, banyoda, yatarken, kalkarken biraz kısmen biliyorsunuz. Ondan sonra kaydediyorsun. İstiyorsun ki muhatabım da bu cinsten olsun yani. Bu kadar olmasa benim ya hakkımdır yani. Çünkü birisine bir şey anlatıyorsun, rapor. Adam lakayt, şey anlatıyorsun. He, ağzında yemek, çay içiyor. He, bu kiraz da ağacıya gitti ya falan. Anlatır mısın daha? Şefkin gelir mi? O zaman bana kızmayacaksınız. Nefsinize kızıyorsunuz. Şimdi bilimle ilim. Ya bu ulema meşgul olmuş bunda ya. Yani ne fark var? Bilim noktalı virgül. Var olanı. Aha bu var. Var olanı. Onun için tıpta böyledir. Kardeşim şöyle böyle değil. Bu budur, bu da budur. Tahlil budur kardeş. Bana ne anlatıyorsun tahlil? Ben korona değilmişim doktor bey. Kardeşim çıkmış işte bu. Kime inanır şimdi bu doktor? Tahlile mi, adamın söyleyişine mi? Tahlile inanır. Bitti. Ha bilim bu yani. Bilim var olanı bilir. İlim peki bunu nereye taşır? Bu var olanın bunun zemininden, var olanın zemininden daha öteye. Var, zahirde var olmayanların
üstlerini açmaktır, keşfetmektir, şahit olmaktır ve onların buraya, burayı oralara taşıyan berzahtır ilim. Yani bir daha işte olsun, bilim var olanı bilir. İlim diyor ki, tamam, tavuklardır. Var olanı bildim. İlim diyor ki, tamam, bundan sonra ben seni buradan alıyorum. Var olanın dışında, bunun zemininde, varın zemininde daha öteye, zahirde var olmayanların, herkesin göremediklerinin üstlerini açmaktır. Aklen, kalben, vicdanen, ruhen keşfetmektir. Şahit olmaktır. Ve onları, o gözükmeyeni buraya, burayı da oraya taşıyan berzahtır ilim. Peki din nedir Hasan abi? Din. Yani mesela bilim adamları diyor ki, din bizim konumuz değil diyor. Din nedir? Ustad demiş. Din hayatın hayatıdır. Hem nurudur hem esasıdır. İhya ile, ihya-i din ile olur. Bu milletin ihyası. Din hayatın her şeyidir. Mesela bana söyle ki oraya hüküm getirmemiş olsun. Mesela bilim insanı böyle demiş. Her şeyimize karşı. Tuvalete karışmıyor bir şey. Tuvalete hangi fizikçi? Mesela Lenin tuvalet adabını getirmiş midir? Yok, hiç duydunuz mu? Ben felsefeyi çok okudum. Zamanında. Tao'yu okudum, Tio okudum. Tamam mı? En meşhur şeydi. Ondan sonra şudur budur. Neyse. Ben hiçbir tanesinde tuvalet adabının en güzel bedensel sağlıklı şu şeklidir dedi mi? Peki demedi. Madem felsefe yapıyorsun, hayatın her safhasına hükmediyorsun, ahkamlar getiriyorsun. Bu hayatın bir safhası ve ciddi bir meselesi varsa, niçin orada hakkında bir şey yok? Tuvalet adabı. Mesela nasıl tüküreceksin? O zaman din tuvalet adabından, gökyüzündeki oksijenin yükseldikçe azalmasından, insani ilişkilerden ve içsel çelişe ve çatışan duygu, fikir ve hisleri dengeye getirip, toplumsal bütünleştirip, hayata anlam katıp, hayatı içinde değil, içinde yaşadığın hayatı önüne koyup, hayatın arkasına geçmektir. Ve buna vesile olan da dindir. Din bizim işimiz değil diyor örneğin. Yani dinle alakası yok diyor. Ha, bunu diyenlerin, size de garip bir şey, şaşıracaksınız. Teist mesela, deist. Tanrı var diyor. Kitabı diyor, peygamberi yoktur. İşte bu bazı bilim adamları, din diyor bizim alanımızda değil diyor. Yani bizim konumuz değil. De yok diyor yani. Zahirde ne kadar kızıyoruz değil mi bu adamlar? Bu adamlar Müslümanlığa yaklaşmışlar. Bu adamların Tanrı var, kitap yok, peygamber yok, deist. Veya din kişi özel yaşasın, bizim bilimin içinde değildir diyen adam neyi kastediyor biliyor musun? İslam'ı değil o. Din adına yobaz, at hırsızları, din adına Tanrı'nın temsilcisiyiz diye insanları dine çıkartan, dinden çıkartan, dine koyan, sömüren, her türlü melaneti yapan, afaroz eden, Hristiyanlığa karşı çekilen kılıçtır o. Ve ben de onlara katılıyorum. Yok, yani mesela... İçimizde Nurcu Dima dersindeki adam diyor bunu. Bilimle dinin ne alakası var diyor. Bilimsellikle dinin ne alakası var diyor. Ha, tamam işte anlamamış ki. Şimdi mesela adam içinde psikolojik sorun yaşamış. Harici sebep olur, biyolojik sebep olur. Mesela ne yapmışlar orta çağda? İçine şeytan girmiş diye yatmış adam. Bunu kilise yapıyor. Bu adamı reddetmeyecek misin? Reddetmek dindir ya. Yani deizme katılmamak mümkün değil ya. Çünkü niye ama? Onu koyacaksın. Bu adam neyi reddetmiş? Dini reddetmiş. Ne hangi dini? Bildiği dini reddetmiş. Ticaret müessesesi yapmış Vatikan'ı. Yani devletten daha büyük ekonomisi var Vatikan'ın İtalya'dan. Devlete borç veriyor.
SSK'ya para kesilir gibi oraya her bir işçiden Almanya'da 50 euro dine kesiliyor. Onun için çoğusu dinsiz oldu. Ben dinsizim deyince tam ödemiyorsun 50 euro ama cenazeni, düğününü, nikahını hiçbir şeyini yapamıyorsun. Oraya gidemezsin daha. İçeri giremezsin yasak. Yani girdin öyle turist gibi. Sana hiç kimsenin uzattın ki nikahını yapmaz bile mi ne yapmaz. İşte arkadaşlar bu filozoflar dini reddettiği zaman bizim dünyamızda bir din var ya onu zannediyoruz. Ol, içine gir, gör ki seni reddettiğini reddediyor. Aynı oluyoruz. Din abi fıtrat oluyor, fıtrat. Fıtrat. İlim, özür dilerim, bilim adamı bunun suretini fark eden alim de hakikatini fark eder. Doğru. Mesela Ayetullah var İran'da. Allah Tanrı'nın, Allah demeyeceğim, Tanrı'nın yeryüzünde temsilcisi. O ne diyorsa Tanrı demiştir. Affetmişse birisi affedilmiş. Cennete koymuşsa koymuş. Cennete Ayetullah Hameyni, Hümeyni, Sistani, bilmem ne falan, Hümeyni. Bunlar Allah adına karar veren. Ya bunu tabii ki reddedecek adam ya. Böyle bir din olur mu? Adam psikolojisi biraz insandır da o Ayetullah'dır. Psikoloji şey bir giriyor, herkesi cehenneme. Psikoloji biz güzel, hepsini tekrar alıyor bu tarafa. Mesela gelmiş kilise, yani yaptığını anlatmayacağım. Ya neler yapmış yani? Ne kadar ahlaksızlık yapmış. Demiş ki adam, böyle din yoktur demiş. Ya biz ilim yapıyoruz, şey bilim yapıyoruz. Dinle işimiz yok. Biz de diyoruz, vay be İslamiyet'le işim yok dedi. Ama onların anladığı din, onların bildiği din. Charles Darwin biliyor musunuz? Babası da kendisi de papazdı ya. Reddetti ya. Din alimiydi yani. Dinin de içinden çıktı. Hegel dinsiz midir? Yani o kiliseye karşı şey yapmış ya. Oysa Hegel kadar dindar, mutasip bir şey yoktur. Ben de onu Hegel dinsiz biliyordum. Dine hücum ediyor. Meğer onun bildiği dine hücum ediyor. Ben de Hegel'den sonra öğrendim bunu. Dedim ya nasıl bu adam bu kadar tutulan, akılcı bir adam, reformist, nasıl böyle dine şey yapmış, hücum etmiş diye. Bir baktım ki din anlayışına bir baktım onu anlattığı din yoksa en dindardır. Yani kim papazlık yapmış adam ya. İçeriden çıkmış. Şimdi kavramları insan yok varlıktır. Alemi şahadet mevcut var olan mevcuttur. Bakın insan yok varlıktır. Alemi şahadet mevcut var olan mevcuttur. Yani şu alemi şahadet şunlar mevcuttur. Vücut ise bunun melekutiyetidir. Her vücut mevcut değildir. Ama her mevcut vücudu vardır. Mesela her ağacın zahirisi var. Ağaç diyorsan. Her zahirinin batınısı var ama her batının zahirisi yoktur. Lef-i mahfuzdaki her şey vücuda gelmemiştir ama gelenler hepsi lef-i mahfuzda vardır. Dolayısıyla lef-i mahfuzda her şey gelmemiştir ama gelenler vardır. Onun için mülk mevcut denilir, melekuta vücut denilir. Zihin vücutla mı meşguldür? Zihin vücutla meşguldür. Harita. Lütfi Rabbani ise o bambaşka, vacibi vücut. Onun işte bir başka. İnsan yok varlıktır. Niye? Mazi, hal. Bakın elime. Geçmiş, gelecek. Buradayım. Peki, kitabım. Ben bir yerde durmuş muyum? Şurada gözüktüme bakma. An ve an değişiyor muyum? O zaman ben ne denilir? Olması devam eden, olmakta olanım, olması devam eden gözüken, olmakta olanım, olması devam ediyor, olmuşum şu anda. Olduğum kadar şu anda oyum. Ben kimim dediğim anda, bu zamana kadar tanımımı yaparım. Bir sene sonraki o tanımıma girmez haletim. İnsan yok varlıktır. Kendine vücut rengini verme diyor. Abi odun mevcut mudur?
Odun mevcuttur. Duman, nur, vücuttur. Nar, vücut mudur? Evet, gözünle görmediğin her şey vücuttur. O zaman vücuda çıkartmak için yanmak mı gerekiyor? Yanmak gerekiyor. Mevcut olamıyorsun. Yanmadan vücuda çıkamazsın. Şey, mevcuda çıkamazsın. Vücutta kalıyorsun, orada kalıyorsun. Mevcut olamadın ki. Oysa bu alemi şehadet, kesif, mevcuda gelmen gerekiyor. Adem aleyhisselam cennette vücuttaydı. Vücut dairelerindeydi diyor usta. Vücut daireleri. Mevcut değildi. Yani bu alemi şehadetteki kesif mevcudiyeti. Oysa orada da cismaniyetti de oradaki o şekil. Orada da mevcuttu. Vücuttu ama bu mertebede değildi. En kesif, en camidir. Sırrınca bu alemi şehadete gelip de fark eden çok acayip olur. Peki Hasan abi, o mevcudu bilmeden üstüne neyi bina edebilir mi? Var olanı bilmeden. Var olan yani, neyisin bilecek? O zaman zaten emin olamaz. Yani, diyelim ki bir şey buldu. Bulduğunu kim diyecek ki? Ha aferin lan buldun. Yani hani bilimi bilmeden, biyokimya ya da bir şey yani bilmeden neyin üstüne bina edecek? Oğlum o ötekine imanlıdır ya. Teyze de imanlıdır. Neyin? Biyokimya bilmesin. Bilen yani. Bilimsel adam, düşünen adam. Şimdi hani, bazıları böyle bu bilimle şey yapar, bu marifettir. Allah ile baktığı zaman marifetullah olur. Mesela doktoru misal verelim. Tamam, şu adam marifetullah. Şimdi Allah ile düşünüyor. Ama kamil arif nedir? Bilim ile ilimi bir bilip, eylemde yapayım bak. Arif kimdir? Doktoru söyleyeceğim bak. Bilimi biliyor. Enfusi derslere de katılıyor. İlmi de biliyor. Arif nasıl olur? Bilimi ve ilimi bilerek muktezai hal olarak bulunduğu yerde yapması gerektiğini yapan kişidir arif. Yani bilimse bilim, ilimse ilim. İkisi gayrimunfekti, ayrılmaz. Mesela bu adam, ya ben buna biraz telkin edeyim, düşüncesini değiştireyim, hastalığı değiştirir. Hayır, git tahlil yap demesi lazım. Çünkü bu bilim, bu değil. Niye? Çünkü bu insan o seviyede değil. Hastaneden çıktı mı, ya doktora bak ya, bir de doktor olacak. Hoca mıdır, doktor mudur belli değil diyecek. Bu adam buna mı sahip değil? Onun için git tahlil yap. İlaç vermesin bak ne der? Hiçbir şey anlamadı. Sen kimyasal zehirlen de o zaman doktor olduğunu anlıyorsun adam. İlaç vermedim. Ha, doktor değil, anlamadı. Ben hastayım diyor, adama bak diyor ya, ilaç vermedi diyor. Git yaz. En azından aspirin yaz. C vitamini yaz. Vay be ne doktor. Böyle işte. İnsan yok varlıktır. İnsan ise bak mevcuttan insan bak şu varlık var ya mevcuttan bir üst versiyonu olan aynı zamanda vücut sahibidir. Yani aynasıdır. Vücudun, şu insan, şu mevcudun hulasası olduğu gibi bunu basarak vücuda temaşa eden bir mahluktur. Vücut. Vücut nedir diye şey yapayım. Zat-ı sıfatta ne vardı? Vücut. Beka. Kıdem. Muhalefetül havadis. Vahdaniyet. Muhalefetül havadis. Kıyam-ı bir nefs. Tekvin. Ne söyledi? Vücut burada. Vücudun yerini gördünüz mü? Mevcut. Alem-i şehadette. Yani kesif ya. Zat-ı sıfat. Şimdi 18 bin alemden insan, insandan da ben doğmuşum. 18 bin alem insan. İnsan da. Ben de annemden doğmuşum. Anne ve babasından doğan beşerdir. Kendisi kendisinden doğarsa insan olur. Bütün alem bende. Ben neredeyim? Bakın 18 bin alemden insan. İnsandan da ben doğmuşum. Bak 18 bin alem bende. Ben de insandan doğmuşum. Benden de ben doğacağım. Tıpkı
tırtıldan kelebeğe doğumu gibi. Kendinden kendini nasıl doğar? Kelebeği biliyor musunuz? Tırtıldır. Milim milim yürüyen. Belli. Oradan kelebek doğuyor. Kelebeği de çürütürsem parazitler, mikroplar, mikrocanlar çıkıyor vesaire. Dibini getiremezsiniz. Şurada bitti. Bu zincir diyebilir misiniz? Et çürüdü. Ottu. Bizim sığır oldu. Sığırı kestik. Eti çürüdü. Durdu mu şimdi? Kimyasal olay yok. Et çürüdü. Mikrocanlar var. Kurtlar yok mu? Kurt çıktı. Kurt da öldü. Mikrocanlar çıktı. Ondan o daha acayip, daha ince. Hayat daha inceleşiyor. Daha inceleşti yani hayat. Yani orada bitti mi? Zincir nerede? Aa bitti dersen tamam, ahiret nerede diyebilirsin. Yok ki ahiret. Zincir bitti ya. İlerisi yok ki daha. Bana bu çürümelerin değişime, başkalaşmaya olmadığı şurada bitti diyebilen var mı? Şurada bitti. O zaman ahiret yok. Doğru. Yol bu ya. Ahiret nerededir? Bu yoldadır. Hangi yoldadır? Ot, sığır, çürüdü, kurt öldü, parazitler, mikroplar, bakteriyeller, sonra daha incesi, bizim hayatımızdan uzaklaştıkça daha ince hayati duygulara sahip olmuyor. Peki nerede? Nerede durduracaksın? Yani şöyle oluyor bakın. Ot, ince kum saati yapıyorum bakın. Ot, işte et, kurt, hop, ondan sonra bakteriyelerden sonra inceleşiyor. Ondan sonra genişleniyor işte cadde. Seni oraya taşıyor. Eğer hakikaten seyahat edebilseydik bu süreçte, karşına cismaniyet denen cennet çıkacak. Madde. Atom, madde, atom, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat, hayatın zatları, cevherler işte. Hop, böyle hop. Kum saat gibi. Nerede inceleşiyor? Bizim duygularımızın varabildiği yerde kum saatinin belli oluyor, inceleşiyor. Ondan sonra bir bilim adamı diyebilir mi? Böyle bir adam yoktur ki bilim adamı denmez. Burada hayat süreci bitti. Bundan ötesi yok. Adam ne dedi? Tanrı parçacığı demek zorunda kaldı ya. Kuarklara indi adam. İndi mi inmedi mi? İndi. Bizim dünyamızdan farklı diyor. İnceleştik. Nereye kadar? Kuantum fiziğine kadar indi adam. Sonra dur bakalım. Bir baktı ki şu anda bize anlatılan %13 ya cehennemde tespit ettikleri. Ne var orada? Diyor ki bu kalem hakikaten burada durması ne kadar mucizeymiş diyor. Şimdi burada diyor. Niye? Bir şey burada durması öteye göre mucizeymiş. Kuantum fiziğine göre bir madde veya bir şey olması gereken her yerdedir. Ama hayret diyor, olması gereken her yerde böyle bir alt metafizik aleminin dişe vuruşu olan bu kalem bir yerde burada nasıl duruyor diyor. Şimdi onu kafa yiyecek. Yani burada nasıl duruyor tek başına? Olması gereken her yerde olması lazım diyor. Çünkü verisi bu. Veri tabanı böyle. Yani bir şey iki şekilde gözüküyor diyor. Bir dalga, bir elektronik olarak. Yani metafizikte neymiş? Bu kalem, yani fiziğin altı. Yani bunun altı böyleyse, üstü niye böyle diyor ya? Çok ters. Altı neymiş? Olması, bir şey olması gereken her yerdedir. Fizikte nedir? Bu metafizikti. Fizikte nedir? Bir şey bir yerdedir. Cennette zaten Kur'an söylediği gibi olması gereken her yerde kimse olacak. Bir insan olması gereken her yerdedir. Ha işte metafizik zaten bunu söylüyor. Söylediği için din doğru değil. Din dedin ya, din bilimi. Din dedi ki cennette insan içsel yapısı kendisini inşa ederse olması gereken yerdedir, her yerdedir. Mesela ben sana bir Risale'nin cümle söyleyeyim. Kahvaltıda söyledim. İnsan olduğu yerde değildir. İnsan düşündüğü yerdedir. Neyi düşünüyorsanız oradasın. İsterseniz burada oturun.
Bak, anladın mı? Ya ben buradayım. Cehennemde de olabilirsin. Hapishanede de olabilirsin. Düşüncen neredeyse oradasın. Hapishanede diyor secde ederken Hacerül Esed'in taşına diyor secde ettirir diyor. İnsan bulunduğu yerde değildir. Düşündüğü yerdedir. Olduğu gibi değil, olmak istediği, düşündüğü, hissettiği, fikrettiği şey gibidir. Neyi hayal ediyorsa, neyi düşünüyorsa, ne olmak istiyorsa odur. Mesela çocuklar karate filmi seyrettiği zaman dışarı çıkınca böyle vatan kurtaran şey gibi oluyor. Yani böyle çıkarıyor. Peki nedir o? Artık aleminde bir başka adam var orada. Bu yok. Kim var orada? İçinde Brüşti var. Oradan seyretti ya. Uçuğu bilmem ne yapıyor. Ona zannediyor doğru. Oysa filmle ip bağlıyor. İşte Misina gibi. Takla attırıyor havalarında. O atıyor zannediyor. Çocuğun içinde böyle bir model var. Mavi balina gibi intihar ediyorlar ya. İçinde. İçinde kim var? O oynattırıyor ayakların parmaklarını. Bunun adı da konsante deniliyor. Bizde tefekkür deniliyor. O ne kadar gerçek? Gerçek. Adam içeride mi? İçeride tabii. Bu işte içeride. Mali balina nerede? İçeride. Nasıl onları yaptırıyorsa, cin de girerse, işte seyrettiğimiz filmlerde böyle giriyor. Cin nasıl giriyor? Film nasıl giriyorsa işte. Film girdiğini nasıl biliyoruz? Aha işte. Hop 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 hop. Bir yarım saat sonra ne yapıyor lan? Hiç değil. Ya yapsana aynı takla yapamaz. Kim vardı içeride? Bu değildi ki. Başkası vardı. Komuta merkezine cinler giderse o adamı 4 kişi tutamaz. Komuta merkezine bu işte girerse artık o adam çocuğu kimse tutamaz. Duvardan gezer. Niye çocuk rahat durmuyor? Rahat durmayacak filmleri seyrediyor. Korkulu şeyler yapıyor. Niye korkuyor? Kapıcının çocuğu vardı dün rastladım. Bizim karşıda yeğenler vardı kapıcı. Ya işte getirdi işte çocuk kaç yaşında ilkokul 2'ye gidiyor. Korkuyor bile. Ya hemen atın gibi ne? Niye korkulu şeyler seyrediyorsun? Evde kimse yoktu mecbur seyretti. Seyretti şimdi içinde o adam var. Neyi seyrettiyse. Orada birisi çıkacak gibi. Öyle film var mı diye vardı diyor. Korkunca yapıyorlar böyle. Açtığın zaman ne? Diyor çocuk anlatıyor. Şimdi şimdi gitsin hadi tuvalete geçer. Nasıl kalkacak? İçeride o adam var işte ya. İçeri dizi nasıl giriyorsa. Niye boşanıyorlar? Kadınlar, ekseriyetle. Twitter'da, Instagram'da bilmem ne aile dizileri seyrediyorlar. Orada sundukları o pembe dünyayı hakikat zannediyor. Sen el bakşedip boşanıyor. Zıkkımın kökünü yapıyorsun. Sırf kadına diyor erkeğe diyor. Niye? Boşan. Boşan bakalım. Kafandan çıkıyor. Ondan sonra o buluştu çocuğun kafasına çıkınca oğlu falan. Dizide kadının hayat kemiğe dayandığı zaman bıçak. Çocuklar tepene binince hayatın acımasızlığıyla yüzleşince ay ne yaptım hocam aramıza giremez misiniz? Hemen bir zalime de denk geliyor. Size sihir yapıldı. Göz var. Zıkkımın kökü var. İçeride film var. Film. Dizi var. İçeride dizi var. İspat edilmiş nöronların değiştiği bu bir meşhur ismiyle alınıyor bu sendrom. Nöronlar... İçeride film var. Film. Sihir yok. İçeride ne film? Şeytan ve cinler mahkemeye verecek ahirette bu insanları. Bize iftira ettiler diye. Vallahi öyle günahlar işleniyor ki şeytanın bile hatırına gelmez diyor. Beşer çünkü daha zalim. Daha cami olduğu için. Ya içeride cin yok. Dizi var, dizi. Abi eğer düşünce beni düşündüğüm noktalara götürüyorsa aman Allah'ım tefekkür ne yapıyor abi? Ya olduğun yerde değilsiniz. Düşündüğünüz yerdesiniz. Yani peki nesiniz? Olmakta olan, olduğunuzdan dolayı düşündüğünüzü bir koy tencereye, düşündüğünüzü, hissettiğinizi, duygularınızı, latifelerinizi, akıl, vicdan, kalp, ruh. Sırayla akıl, fikirlerinizi koy, vicdan, his, kalp, duygu, ruh, latifelerini karıştır, olsunuz. Paket gibi kabul ediyor ya senin sıkıntı dediğin altında ezildiği ehli arif marifet ehilleri arif insanlar dur bakalım bu adam geldi bu Allah'ın bir hediyesi hastalık şey bakayım bu bana ne diyecek beni nereye taşıyacak onu çözümlemeye çalışıyor paketin içinde
Orada neler çıkartıyor. Ama biz bela kabul ediyoruz. İnsan aklı kadar dini vardır. Peygamberimiz demiş, aklı olmayan dini yoktur. Bak doktor dinledi, aklı kadar dini vardır dedi, böyle hiç oynamadı. Peygamberimiz demiş ki, böyle yaptı. Heh, din nedir? Bak gördün mü? Hayatın elektriğidir, canlılığıdır. O bilime ruh katar din. Mesela ona uygulayalım, din nerededir? Bilim insanıdır doktor. Tamir ediyor, para alıyor. O kadar, çekip gider. Ama din bunda hakim olursa parasını da alır. Ona da öyle insan diye bakar, kendisini onun içine koyar, oradan bakar, merhametli davranır. Dolayısıyla iletişimi öyle kurar, gerekmediği ilacı vermez, gerekmediği bıçağı da vurmaz. Hayatın hayatıdır. Hayatın ruhudur din. Dini kaldırırsan insan canavar olur. Bak din demiş ki anne babasına karşı gelen insan bozması canavardır. Avrupa demiş ki bilimin şeyi aldı. Herkes müstakildir. 18 yaşından sonra sen adamın. Ama biz demiş ki din mezarına basma kul hakkıdır. Ya. Onlar Hollanda'da herkesle beraber. Ama din diyor ki evinin içerisine tül var veya bak var veya yok bakma. Herkesin hayatı şey altında, garanti altında. Ben doktorum. Hasta gelmiş. Kadınsa erkek, erkekse kadın. Onun hayatiyetine din yok bu adamın, doktorun. Ne yapar? Yaptıklarını yapar. Din var, ne yapar? Bilim tamam ama ilim ehli değil. Bilim ehli. Bilim zahirdir. İlim batındır. Dindar adam daha iyi bilim adamı olur. Çünkü insanlara hizmet etmek, dinine hizmet etmek gibidir. Hekim ve doktor arasındaki fark. Hekim ve doktor. Ya. Zaten öyle olmuş Hasan abi, Gazali olsun, İbni Heysem, El Farabi. Yüz milyonlarca yıl önce onların dediklerini söylüyor. Onlar kendileri söylüyor bunu. Evet. İnsan aklı kadar dini vardır. Yani din akla muhatap olmuş. Bil mana. Aklı olmayanın dini yoktur hadisi şerifi unutma. Görünmeyenleri görünür kılanın aracıdır sembol. Tabi tabirlerde. Görünmeyeni görünür hale getirendir sembol ve tabirler. Sembol hem gizler hem de açar. Nefsinin emrinde olana nefsi emmare denilir ya. İşte nefsinin emrinde olan insanı kapatır. Yani sembol, nefsinin emrinde olan var ki nefs emmare zebunu. Semboller bunu kapatır. İnsan Allah'ın bizzati varlığıdır. Bir sıfatı değildir. Burayı da kaçırmayın. Buraya bir şey yapın. İnsan Allah'ın bizzatihi. Bizzatihi. Varlığı insandır. Bir sıfatihi mevcuttur. İnsan bizatihi. Hür olmak sorumluluk almaktır. Sorumlu demektir. Yani hür olmak kim bu? Sorumluluğu almış. Sorumluluk alan kişi hür insan. Yani iman sahibi. Yani hür insan kimdir diye sordum. Evde, iş yerinde, cemaatta, hayatta, dershanede, nerede bulunuyorsa, sorumluluk almışsa o hürdür. Yoksa nefsinin emrindedir. Hür olmak, nefsinde sıyrılmaksa, sorumluluk almayan, onun bunun sırtından geçinen, ilim de dahi, dershanelerden, ilim ehillerinden, bunlar ahtapotlar gibidir. İnsanın kanını hemen canavarlar gibidir. Hiçbir işe yaramazlar böyle. Sağda solda da şeylik yaparlar. Hür, sorumluluk almıyor. Sorumluluk alacaksın kardeşim. Hür olmak için. Keyfe maaşa bir hayat yoktur. Böyle bir dünya yoktur. Cennette bile yoktu. Yeme demiştir. Sorumluluk al.
sorumluluk almak nefsinin emrinden kurtulmaya vesiledir. Onun için hür oluyorsun. Sorumluluk almaktır. Şöyle sorumluluk almakla hür ile alakalı bir yerde var. Ondan sonra kesiyorum. Eğer sizi başkası yönetirse kölesiniz. Kendi kendinizi yönetirseniz hür olursunuz. Bir tanesi dese ki bir saat doktora çıkmayacaksın buradan. İşkence olur, hapis olur. 10 gün kendin çıkmazsan bayağı marifet olur. İnziva olur. Ama çıkmayacaksın arkadaş, gafur, buradan çıkmayacaksın. Allah Allah, fof, puf yaparız. Burada bitiyor. Bitti ve akla bakıyoruz şimdi. Sevgili arkadaşlar. Şimdi acelelikten sayfayı göndermedim size ama iyi olurdu. Fakat ben okuyacağım. Zaten şey yapıyorsunuz. 25. daha önce göndermiş olabilirim Dima grubuna. 25. defterden okuyorum. Geçen hafta gelen var daha bir tane. He? Yok bu başka şimdi. Başka. Bu başka. Bu başka. Nedir bu? Akl. Gelin mi abi? Olabilir. Gel, çek istersen. Çek. Gel abim. Veya bu tarafa gel. Gel abim. Ben sana. Çek. Şuraya çıkıyorsun. Gel buraya. Uzakta mı? Yok. Çektim abi burayı. Evet. Burayı. İkisini herhalde şey yapacağım. Burayı değil. Burayı da değil. Burayı. Yani ikisini de çekebilirsin. Tamam. Onları bir tane de çektik herhalde. Şurayı da çek. Çektin mi? Çektim. Bir tane de çek. Evet abi. Gönderdim o zaman buna. Tamam mıyız? Sayfa 212, 25. defter, sözler 11 diye size gelir. Gördünüz mü? He dedikten sonra başlayacağım. Tamam. Sözler 11. Kainat simasında... Çok acayip bir yer. Öyle bir sikke-i rahmet içinde Hatem-i Rahimiyeti ve bir nakş-ı şefkati dokuyor ve öyle bir Hatem-i inayeti nesçediyor ki farkında mısınız? Sikkeyi kullandı. Hatem'i kullandı. Sikke, Hatem ikisini kullandı. Nesçediyor. Güneşten daha parlak kendini akıllara gösteriyor. Akıllara gösteriyor bunlar. Neyi? Akıl, akıl olmasını yapan bunları görmesiyle mümkün oluyor. Akıl, bunları görmeyle akıl oluyor. Neyi o? Sikke-i rahmeti, nakş-ı şefkati, hatem-i inayeti. Görme nispetinde akıl akıl oluyor. Sözler 26. Şurada şeyi koymuştum. Ben onu dosyaya getireyim. Şurada ben şeyde de hemen. Şimdi sözler 26. İnşallah o
yerimizde bu sistem olacak. Yani mesela bastığım zaman o gözükecek. Sözde 26. Senin daire hayatın içindeki mamelikin ve o mamelikin içindeki cisim, ruh ve kalbin, onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batını hasselerindir. Akla burada hasse diyor. Çok ilginç. Hasse, kuvvet ve güçtür. Ne işine yarar? Akıl güç ise, hani biraz önce dedik ya, nerede? Olduğun yerde değilsin. Olduğun yerde değilsin. Düşündüğün yerde seni kılan güçtür. O da kuvve-i akliyedir. Aklı melekesidir. Yani ilim kendisi dönüşümdür yani. Bilgiyle, bilimle farkı nedir ilim? Dönüşümü kabul etmiş, dönüşmüş yani. İlim onu tard eder diyor Üstad vesvese. Yani bu denileni kabul etmişsin. Alim köne deniliyor İhlas Risalesi'nde. Bir sene Risale-i Nur'u anlayarak, kabul ederek okuyan. Anlamak yetmiyor işte. Dönüşüm, kabul etmek, dönüşümü kabul etmiş. Dönüşmüş yani. Yani bildiğimiz bir şeyi yaşamışsak ilimdir. Yaşamamışsan kitap yüklü merkeptir diyor Kur'an. Yani dönüşüme geçmemişse, eyleme geçmemişse kitap yüklü merkebe benzetiyor Kur'an'ın sari ayeti. Peki kitap yüklü merkep, kitabı taşıyor, altın taşıyor. Eşek eşek değil mi? Ama çok yüklü. Disket gibi yüklenmiş. Onun için televizyonlarda, vitrinlerde çok görürsün çok. Oo vay neler biliyor. Benim bilgisayar daha fazla biliyor. Ama onun kadar zarar vermiyor dine. Bilen demedi ki, doğru yaşayan. Şurada şu kaçırmamak gerekiyor arkadaşlar. Göz, dil, akıl ve hayal. Bunlar hasseymiş. Hayal de öyle. Hani dedim ya size, nerede olduğunuz değil, nereyi hayal ettinizse oradadır. Çünkü hayal hassedir. Hasse. Hasse neydi? Güç, kuvvet. Bana bir kuvvet, güç gösterin ki mekanı olmasın. Hayal mekandır. Güç mekandır. Güç mekandır. Kuvvet mekandır. Kuvvettir. Yani bunun niçin çok üzerine heyecanla duruyorum? Arkadaşlar ne olmak istiyorsanız onu hayal edin, onu düşünün. Ona dönüşüyorsunuz. Size dün akşam bir şey anlatmıştım. Mutlu ve huzurlu insan. Yani şartları çok iyi olan insan mıdır? Hayır. Allah Resulüne bakın. Şartları en kötü. İşte Bediüzzaman şartları en kötü. Lağım suyu bağlanmış kovuşuna ama atziyete, zafiyete düçar olup namazı terk etmemiş. Kalın duvarmış hapishane duvarları. Onun kenarı, camın kenarına çıkmış duvar kalın. Orada namazını kılmış. Ama lağım bağlandığına sığınmamış. Atziyete sığınmamış. Çaresi olan şeye atsi sığınma. Çaresi yok olmuş. Cezaya kalkışma. Kardeşim her şeyi böyle bir düşünür müsünüz? Ya ben yapamam, edemem, gelemem, gidemem, kalkamam. Kalkacaksın kardeşim, yapacaksın. Adam atsi sığınmamış, o limana girmemiş. Koğuşuna, onun için şu anda suyu, şu anda geçiyor. Koğuşuna lağım bağlanmış, camlar kırılmış. Havanın en soğuk olduğu Afyon hapishanesi. O şu kadar söylüyor, yani sığındığı limana bak. Menzilimde fena kokular ziyadeleşti. Ha, şehrin lahım bağlamış. Kılamasın namazı. Bakın sığınmamış. Ben ne anlatmaya çalışıyorum? Hangi şartlarda olursanız olun. Gözünüzü, dilinizi, aklınızı, hayalinizi, tefekkürünüzü, melekelerinizi kullanın. Neyi hayal ediyorsanız, neyi düşünüyorsanız oradasınız, ona dönüşüyorsunuz. Ben böyle yapmasaydım, kanunen 15 günden fazla bir insanı yalnız tek başına hücre, hapishanede hücre, bir koğuş var, herkesin olduğu, bir de tek başına hücre. Koğuşta kavga edenler var ya böyle karabalıkken,
O hapisteyken suç işleyenleri nereye koyuyorlar biliyor musun? O koğuştan alıyorlar, hücreye koyuyorlar. Bu fakir kardeşiniz hep hücrede yattı. 15 günden fazla koymaması gerekirken koy vesaire. Fakat bir şey anlatmak için söylüyorum. Eğer psikoloji, peki çıktı adamlar, hücrede olan yok mu? Var. Ama bitti o. O toparlanamaz o psikoloji. Ya ifrat ya tifretim öyle. Şey olur. Denge çok zor. İfrat da olur çoğunlukla. Veya bitmiştir böyle. Kafa bitmiştir. Yani 3 ay sonra sistem çöküyor. Kim yatmışsa hücrede. Peki ne yapacaksınız? Hayal. Tefekkürle olman gerektiği yerde olacaksın. Tamam mı? Yani güçtür demek istiyorum. Geç arkaya. Sayfa 213, sözler 27. Akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki. Akıl neymiş? Tılsımlı bir anahtar. Şimdi nereye, 27 sayfa sizi nereye götürdü? Neresidir burası 27. sayfa? Kaçıncı sözdür? 7. Üstad. He? Üstad içersin. Allah seni ıslah etsin. 27. sayfa lan sözdür. Bak sayfa mı? 27. söz anı. He? 8. söz abi. Ha sen 27. söz mü anladın? Ha 27. sayfa. 8. söz. 8. söz. 6. söz abi. 6. söz mü? Evet abi. 27. sayfa İçtihat Risalesi. İçtihat Risalesi en az 480'dir ya. 470. Gökhan'ın Risalesi. Gökhan'ın Risalesi. Peki bir de okuyorum. Akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki akıl tılsımlı bir anahtar. Tılsım. Almışım öyle net. Bir şey işliyoruz da mekik gibi işliyoruz halıyı. Sözler 28. İşte ey akıl dikkat et. Yani bir yerde söylediğimiz zaman akıl tılsımdır. Peki tılsım neydi? Değiştirip değiştirerek dönüştüren. Dönüştürerek değiştiren. Çok güzel. Sır neydi? Değiştirmeden ikisini bir arada tutan. Mesela artı 10 santigrat derecede sıcaklık var ama aynı zamanda eksi 10 santigrat derecede soğuk var. İkisi beraber ama hepsi farklı iş yapıyor. İkisi aynı yerde, sıfır yok. Bu sır. Böyle bir ortama sır denilir. Ama birbirine değiştirip dönüştüre. Dönüşüyor. Artı, eksi, sıfır. Bu tılsım. Akıl neymiş? Burayı, orayı, orayı, burayı dönüştürüyor, değiştiriyor. Akıl tılsımdır. Abi şu dikkat, özür dilerim. Yani biraz konuşmaya belki hakkım yok, bayağıdır katılmıyorum dersiniz ama müsaadenizle abi. Şimdi abi akıl bir alettir diyor. Bakın anahtardır kullanıyorsunuz. Ama aynı zamanda kendisi de bir tılsımdır. Yani kendinin de çözülmesi gerekiyor. Evet. Şimdi peki başka nerede diyor? Tılsımdır, sırdır diyor. Akılda hem tılsım var hem sır var. Çok gariptir. Dediği yeri söylüyorum. Tılsımdır dediği zamanlarda içerisindeki zeka var. Zeka yapıyor. Sır dediği yerde akıl kendisi var. Zeka, aklın bir sıfatıdır. Zekadan değiştirip dönüştüre. Dönüşür. Akıl ise dönüşmez, dönüştürmez. Zıtları barındırır. Cem etmiş. Sır. 28. sayfa. Sözler. İşte ey akıl dikkat et. Meşhur bir alet. Nerede? Demek aletmiş. Görüyor musunuz? Barometre, termometre gibi. Basıncı ve sıcaklığı ölçüyor. Akıl da bakayım aletmiş. Neyi ölçecek? Meşhur bir alet nerede? Yani kainat anahtarı nerede? Kainat anahtarı nerede? Ey göz, güzel bak. Adi bir kavat nerede? Kütübani ilahiyenin mütefennin bir nazırı nerede? Hani o kez okuyor ama dikkatimi çekiyorsun. Çok oynuyorsun. Kendine mukayyet ol. Bir de okuyorum. İşte ey akıl, dikkat et. Meşhur bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Kainat anahtar. Şimdi anahtar oldu. Hayal edin. Anahtar, kilit. İçeride karpuz var. Bak üçünü beraber yapalım. Simge yapıyorum ki iyi kavransın.
Anahtar. Kilit. Karpuz var odada. Elimde anahtar var. Kapı var. Anahtara bak, kapıya bak. Çelik kapı. İçeride kavun karpuz var. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma var. Görüyor musunuz yani? Bak, neyi neyi açıyor? Şimdi iyi dinle. Şimdi ey akıl, dikkat et. Meşhum bir alet nerede? Meşhum. Yani uğursuz deniliyor. Ne demek? Olumsuzluklara odaklanmış. Adam sanki kadın veya adam sanki yaratmış böyle, hani ağaçı çeker ya böyle, yağmuru çeker ya. Nerede olumsuzluk varsa o adamda, o kadında ya. Ya acayip yani, nasıl hayretler içinde kalıyorum. Akrabamda da var, tanıdığımda da var. Ya arkadaş, her şey mi olumsuz ya? Her şey de ters gidiyor bunun. Niçin biliyor musun? Giderken diyor ki imtihana veya hastane, olmayacak zaten. Ben zaten en son olacağım. Ya benim sıram gelince doktor bir yere gidecek diyor. Tamam. Ya bu ben zaten kazanamayacağım. Ben sana garanti veriyorum kazanamayacağını. Çünkü zaten celbetmişsin yani. Böyle beşer bunu keşfetmiş. Kainatta, doğada her şey duruyor. Biz onu nasıl inanıyorsak çözüyoruz. Bir sürü üzüm bağı var. Ben kazanamam. Onu celbetti. Kazanamayacaksın. Ben gidince diyor, kapanacak diyor ya dükkan. Daire kapanacak ya diyor. Hakikaten kapanıyor. Düşündüğüm başıma geliyor diyor. Ben neyi neyi düşünüyorsan başıma geliyor. Evet. O zaman ben de sana diyorum ki, neyi düşünüyorsan başına geliyorsa, iyi düşün de o başına gelsin. Anladın? Bak, meşhum bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Ey göz güzel bak. Adi bir kavat nerede? Kütüphane-i ilahinin müteffenin bir nazırı nerede? Akıl aletmiş, anahtarmış burada. Görüyor musunuz? Akıl, alet ve anahtar. Topluyorum böylelikle. Mekik gibi dokuyorum yani. Anahtarmış, sırmış, tılsınmış. Burada alet dediğiniz o kilit oluyor yani. Evet. Alet. Anahtar, kilit, ikisini birden. Bak mesela kapı gibi. Kapının anahtarı var. Bir de kilit şey var. Kilit var. Anahtar diyor. Bazen kilit diyor. Abi bir şey sorabilir miyim? İşte anahtar, sır, kilit de tılsım olabilir mi? Yani mesela kapının bir bu tarafı var, bir de bu tarafı var. İçeride hazine var, bu tarafta da daha bir şey yok. Gördün mü Gafur? Anahtar direkt, anahtar... Doğru söylüyorsun. Kilit. Hem bu tarafı var hem o tarafı var. Görüyor musun? İki taraf. İkisini açınca bir eşit ediyor. Karpuz olan yer, olmayan yer. Aha sana sır. Burada yok, orada var. Aha sana tılsım. Odayı kapattık. Odanın içinde var, burada yok. Aha sana tılsım. Bu bina tılsım. Çünkü herkes müstakil. Aç kapılar birbirine geçilsin herkes. Al sana sır. Bu kapıyı açan da anahtar, akıl. Güzel, aferin lan. Demek ki derslere devam etsin, böyle kafam çalışacak. Sözler 29. Saadet-i uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen, bak, saadet-i uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen, ne verilmiş? Bir, akıl, kalp, göz ve dil gibi güzel hediye-i rahmaniye. Akıl neymiş? Hediye-i rahmaniye. Allah birisine akıl vermişse Allah hediye etmiş. Hediye. Hediye nedir? Hak etmediğin bir şeyin verilmesidir. Ummadığın yerde. Hediye. Sözler 38. Akıl odur ki huzma, safa, dehma, keder kaydısıyla amel eder. Selameti kalp ile gider. Akıl, safayı al, kederi bırak olmalı. Akıl buymuş. Böyle yaparsan, safayı al, kederi bırak. Görüyor musun? Peki, size bir şey söyleyeyim. Karpuz yiyince ne yaparsınız arkadaşlar? Kırmızı yeriz, yeşil atarız değil mi? Tamam. Sığır ne yapar? İkisini beraber yer. Peki akıl nedir? Safayı alır, kederi bırakır. İkisini alıyorsa sığırdır demek.
Çünkü karpuzu komple yiyor. Yani sıkıntılar içerisinde iyilikler yok mu? Var. Yani benim ne yaptım bana bakıyor ama benim ne yaptım sende nasıl gözüküyor onunla da dikkat etmem lazım. İkisi de beraber olur. Şimdi bir daha. Akıl odur ki safayı alır, kederi bırakır. Onu da aldı, onu da aldı. Sığır da öyle yapıyor. Karpuzu komple yiyor zaten. Biz kabuğu bırakıyoruz, özünü alıyoruz. Lubu alırız, kışırı bırakıyoruz. Lubu bulmayan, kışır ile meşgul olur. Esasatı tanımayan, hayalata sapar. Sapar. Başka? Abi bir şey söyleyebilir miyim? Dur. Esabak, lubu bulmayan, kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan, hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeyenler, ifrat ve tefrite düşerler. Muvazenesiz ve mizansız çok aldanır ve çok aldanır. Efendim Agaf. Abi beşer akılla hareket etmesi gerekiyor değil mi abi? Beşer akılla hareket eder. Çünkü zıtları ayırmalıdır. Ayırırsa yani mesela insan oluyor. İnsan oluyor. Peki insan neyle hareket ediyor abi? Kalbiyle. İnsan denilen latife insanı içinde kalbiyle hareket ediyor. Akılın ulaşamadığı nokta yok, burası. Ulaşamaz akıl. Akıl diyor, zaten diyor, benim ayağım var diyor. Kalbe diyor ki, kanadım yok diyor. Zaten akıl kalbin hizmetçisidir. Kalp sultan. Yani burada örüyoruz ki aklın, sonra bina edeceğiz yani. Bunları hep kullanacağız. Nereden geldi tılsım sonra buralardan geldi. Topluyorum yani, göresiniz diye şey yapıyorum. Onun için çabuk çabuk gidiyoruz. Bunları. Sonra marifet bina edeceğiz buna ileriki derste. Sözler 43. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Görüyor musun? Akıl insana yüksek maksatlar, baki meyveler gösteriyor. Sözler 76'da dinleyen akıllar adedince manaların akıllarda ipka eder. İpka bakileştirme ve süreklileştirme. Devamlı olmasını sağlamak oluyormuş. Yani biz bu derslere sebat edersek bu sefer akıl devamlı canlı tutuyor. Eğer ara verdiğin zaman tekrar ilke dönüyorsun. Akıl yeni başlangıcı yapıyor, zorlanıyor. Sözler 82. Sonra bu kadar nümine ve misalleri müşahede ettiğin halde her şey cismani akıldan uzak görüp istibat etmekle inkar etsen ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Mesela dersin biraz ortasındaydı. Yani ot, et, sığır, çürüdü, kurt, yani fizik ve metafizikte gördük. Ondan sonra böyle haşi cismani inkar etmek. Yani bir yerde bitmiyor ki. Akıl söylüyor. Ahiret olmaması için dünyadan sonra ahiretin kopuk olması lazım. Ahiret dünyanın bitişi değil. Ya dünya ahiretin üzerinde tenteneli perdedir. Şimdi desem ki bak şimdi dünya ahiretin üzerinde tenteneli perde. Et yiyoruz. Hayatiyetimize sebebiyet veriyor. Et çürüdü. Ne demektir? İnsan oldu. Kurt yani çürüdü veya insan. Kurt çıktı. Peki o kurt nerede idi? Yemeden önce yani kurt. Kurt var mıydı? Peki çürümesi demek kurt çıktı demek değil mi? Kurt etin bitişiğinde mi, içinde mi? İçinde. Ahiret de dünyanın böyle içinde. Ahiret dünyanın neresinde? Kurt etin yani çürümüş etten çıkan kurt etin neresinde idiyse kurt etin neresinde idiyse ahirette dünyanın orasındadır. Akıl nerede? Aynı bu da öyle. Bedenin orasındadır. Yani odunda duman nerede ise odundaki nur ışık da oradadır. Her yerindedir. Ama odun onu örtmüştür. Odun dünyadır. Odundaki duman cehennemdir, ateş cehennemdir, nur ise cennettir. İkisi aynı yerdedir. Anladın?
Yani arif olan anlar bizi. Ayırırsın abi budur budur. Ama avam ise aa vay be iki tane züt çıktı böyle. Şimdi değil mi? Peki odundan dumanın nuru, ısı, ışığı penseyle, tornavideyle alabilir misin bu tarafı? Kerpetinle alabilir misin? İşte böyle akıl böyledir ya. Böyle bir anahtardır. Gözükeni kullanarak gözükmeyenin üstünü açar. Akıl hem tılsımdır hem sırdır. Hem alettir hem dürbündür. Hani gözükeni bilen bilim insanıdır. Marifet ehlidir. Gözükeni kullanıp gözükmeyenin de üstünü açmak o nedir? İlim insanıdır. Bilim değil. Bilim, ilimin içinde bilim de var. Ama her bilim insanı unutmayın. Mesela bir Hindu her bilim insanı her söylediği bilimsel değildir. Kendi örf, anane, gelenek, kültür, dinini katıyor. Mesela Hint bilim adamlarının atomun etrafındaki halka 8'dir demiş. Çünkü onlarda terakki 8. İslam'da sebe sema var. 7'dir dedi halka. E ne yaptı şimdi? Elektron hem dalga olarak gözükür hem elektronik olarak gözükür. Elektron yani hem elektron olarak hem dalga olarak olabiliyor. Ama şu anda daha. Başka? Var olup yok olacak. O da var şimdi. Yani ne şu an eskiden ne deniliyordu? Elektron proton etrafına dönüyordu, değil mi? Öyle biliyordu. Şimdi öyle değilmiş. Bulut gibiydi. O biz kabul etmişiz. Nerede olduğu belli değil. Döndüğü de belli değil. Var olup yok oluyor diyor. Bazen burada var oluyor, bir de burada görürsün diyor. Biz bunu görünce zannettik ki dönüyor. Oysa burada var oldu, burada yok oldu. Burada var oldu, yok oldu. Var olup yok oluyor. Var olup yok. Madde antimadde, madde antimadde. Tırr tırr tırr. Var olup yok oluyor. İhtizaz. İhtizaz. Dalga, elektron, ihtizaz, var olup yok olmalar. Daha ne kadar mertebe? 11. mertebede Tanrı'ya ulaşırsın diyor. Bunu diyen ateist. Tamam. Peki. Sonra bu kadar nümine ve misalleri müşahede ettiği halde haş-ı cismani akıldan uzak görüp istibad etmek, yani ahiret nerededir? Etin neresinde kurt varsa oradadır. İnkar etse ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Akıldan uzak görüp istibad etmekle inkar etsen, işte bunu yapan taakul sistemidir. Akıl, aklı kullanan. Yani insanda bir taakul var ya böyle sistem. Arkadaşlar, şuraya bak Emre, çevir bak görsünler. Şu var ya bu, taakul. Bu sistemdir, bizimle alakası yoktur. Herkeste var bu. Vahiy buraya geliyor. Tamam mı? Vahiy buraya geliyor. Vahye muhatap oldu mu, bu sistemdir yani. Et gibi böyle. Herkeste aynı et var, gri şey. Bu sistemdir. Tahayyül sistemdir. Onu kullanırsan işte hayal oluyor. Yani bu sistem içinde ürün nedir? Hayaldir. Tasavvurun içerisinde nedir? Düşüncelerdir, bilgilerdir, malumatlardır. Sistemdir. Herkeste var. Taakul sistemdir. Bu akıl. Yani ürünü nedir? Akıldır. Tasdik sistemdir. Ürün nedir? İlimdir. Batıl da yoksa, batılın da ilmi vardır. İzan nedir? Sistemdir. Vicdana, vicdandan da akla gidip gelme yoludur izan. Yoldur. İltizam ise, bu iltizam, kalpte, yani eylem nedir? Eylem, kalbin hissin, kalpteki hissin ve temayülatın dışa vuruşudur. Kalpten gelir fiil. Dolayısıyla iltizam kalbin eylemsel dönüşmüş hali. Rütbe-i Şam 77. Abi taakkul benzahtır biliyoruz. Evet. Taakkulün içinde bulunan akıl da benzahtır. İçinde değil. Belini... O sistemin çalışır hali. Yani bu akıl abi benzahlık özelliğini taşıyor mu? Evet. İki yüzü var o zaman. Evet tam şeyin başında dedik. Yani burayı oraya, oraya buraya taşır. Buraya taşıyor. 121 şualar. 125 miydi? 121. Berzahı. Böyle bir garip bir özelliği var. İşte akıl gözükeni, gözüken şeye mevcut bilimdir. Gözükeni alır, gözükmeyenin üstünü açar. Ve bizi muhatap eder onunla. İlim olur o.
şahit, hani bilgiyle biz şahit olmaya çalışırız. Bildiğimize şahit olursak o ilimdir artık. Çünkü şahit olunca histir o. Aynı akıl ölüm diyor, aynı akıl mevt diyor değil mi abi? Evet. İkisi farklıdır. Ölür, kafir ölür. Müslüman ölmez kardeşim. Teris olur, onun adı mevttir. Risale ikisini de kullanıyor. Tabir çok önemli. Şimdi lugata bakın, ölümle mevt. Gidin Allah aşkına bak. Mevte bakın, ölümdür diyor. Oysa teristir ya. Ölüm değildir. Kim ölür? Ölmeyi bu şekilde yorumlayan ölür. Peki hadiste ne diyor? Mutukable entemutu. Ölmeden önce ölünüz diyor. Meftez mazarun demiyor. Nasıl öleceğim ya? Ölmeden önce. Yani sıyrıl bunlardan, elbiselerden sıyrıl. Orada şahit olacağını, burada şahit ol. Ölünce ne olacak bu adam? Nüker mekili görecek. Hesapları görecek, haşir görecek. Adam burada zaten onları görüyor, yaşıyor ya. Ölünce ne oluyor? Ölmeden adam bunu yaşıyorsa, zaten öldü bu. Ölmeden önce ölünüz. Yani bedensel dayatmalardan sıyrılın. Bu sefer bedenin ölümü senin dirilmeni sağladı. Kurt çürüdü, et çürüdü, kurt çıktı. Kurt da çürüdü. Mikroplar, parazitler çıktı. Kardeşim öl demek bedensel dayatmalardan çıktın. Çıktın. Peki bunu kim yapacaktı? Bunu sen yapamadığın için Azrail Aleyhisselam seni çıkartıyor bedenden. Öldürüyor. Yani ha bak ölünce adam ne diyecek? Aklı başına perdeli kafa bu. Vay anasını Allah Allah diyecek. Şimdi bunu dünyada adam daha ölmeden yapıyorsa zaten öldü şimdi. Tamam. O zaman ölenler, yaşarken ölenler, yani bedensel azlardan sıyrılanlar, ölmeden önce ölmüşler zaten. Bunlar ölmeyecek, zaten ölmüş. Ölenler öldü. Ölecek kimse yok ki. Adam zaten şahit. Ha? Mesela kafir veya gafil öldü falan, nüker mekir geldi. Yana buraya bakalım falan. Şimdi sana bana diyecek ki, gel buraya bakalım. Kimsin ya sen, nesin falan der misin? Zaten bunu biliyorduk zaten. Bekledim. Biz yazılsa, yazılı kağıdı yüzümüze okunacak. Soruyu burada soruldu. Cevap burada verdik. Geliyor açık saçık. Baktım bakmadım. Soru bir. Cevap verdin. Peki geldi bir imkan. Devlet dairesinde şuradasın, buradasın. Memursun, imkanların var. İmkanların var. Bekletiyorsun adamı. Zora dayatıyorsun. Sıkıntı yapıyorsun. Ammenin adını orada bulunduğun halde. Soru bir, ihanet ettin. Cevap da bu. Peki yüzüne ne diyecek? Bak sana böyle sorulmuştu, cevabın da bu olmuştu. Demek ki nüker mekir yazılı kağıdını, sonucunu okuyan öğretmen gibidir. Ve böyle diye şaşırmayacağız ki. Zaten böyleydi. Şaşılacak bir şey yok. Peki başka neredeydik? Göz kulak, mutukabilatı yaptık. Akıl ona yüksek maksatlar, baki meyveler gösteriyor. Çok ilginç, şimdi de okudum. 82 sözler okuduk. 88. İnsanın kalp cüzdanındaki letaif. Bak şimdi. Kalp cüzdanında letaif var. Akıl defterindeki havas, istidadındaki cihazat. Çözdünüz mü aslında? Bunu size resim çekmedik ama ben size göstereyim. Akıl ve akl. Çıkan o bu. Şu. Ama daha önce okuduğumuz için işaretlemişiz yani okuduğumuz diye. Bak bir daha görüyor musunuz? Akıl, akl. Mesela akıl neymiş? Seni başka yere bağlayan iptir, cihazdır, alettir, hassadır, tılsımlı bir anahtardır, hediye rahmandır, hezeyan sahibidir, tefrik mi vesaire böyle. Bunları okumuş sayıyoruz. Daha önceki derste olmuştu. Çünkü işaretlemişiz ya. Buraya kadar, buraya. Şimdi buradan, buraya da okumuş. Devam ediyoruz sevgili kardeşler. Geldik.
Bunları çözülmüştü daha önce. Ben şimdi bunları bu kadar okumayız diye gafur çektirmedim galiba. Çektim. Ama şimdi değil. Ben biraz okuyayım. 228'i çektin mi? 227. 228'i çektik abi. Çok güzel. Tamam. 230, 29. Onlar da var abi. Tamam. Çok güzel. Tamam. Zaten ondan sonra zaten bir ara vereceğiz. Sözler 116. Kalbe dehşet verip akla sığmayan o inkılabatı kolayca kabul eder. Bak, kalbe dehşet verip akla sığmayan o inkılabatı kolayca kabul eder. Şu üç sürenin meali icmalisine işaret pek uzun olur. Akıl kıyasla kabul etmesi kolay olur. Aklınızı rahatlatmak istiyorsan kıyas sistemini kullanarak akıl kabul ediyor. Mesela ahiret nerede? Kurt etin neresindeydiyse, bak ne kadar rahat kabul etti. Ha diyorsun, vay be. Peki, ette göz var mı? Yok. Kulak var mı? Yok. Oradan çıkan kurttan göz, kulak, his, duygu, şuur var mı? Var. Göz var işte, o kurtta göz yok mu? Yolunu görüyor. Kulak yok mu arkadaşının sesini diyor. Ama et. Yani yesen hayatın yok olur. Ya hayatiyetini kaybediyor ki çürümüş deniliyor. Çürümek hayatmış ya. Başka bir hayatmış. Çekirdek diyor usta. Çürüdü demek, ağaç oldu demek. Anlıyor musun? Ha çürümek bizim anlayışımızda yok olmaktı. Çürümek demek başka bir hakikatte var olmaktır. Evet. Bak çürüdü çekirdek. Ne demek? Ağaç oldu demek. Et çürüdü demek. Daha ince, daha kaliteli, daha yüksek bir hayata geçti. Kurt oldu. Hem de ne kadar? Bir sığırdı. Bir sığırın etiydi. Sonsuz derece kadar mikroplar çıktı. Evet. Sözler 116 okuduk. Şimdi sözler 141. 121 okunmuş daha önce. Çizgi çizilmiş. O ondan anlıyoruz. Kenarlarına çizince bir daha okuma. 141. Aklı beşer idrakinden aciz ve hüsnüne hayran olur. İdrak aklın bir sıfatıdır. Gördünüz mü? Şeyi görmenizi. Böyle topluyorum aklın sıfatları. İdrak, efendim, hüşyar, tefekkür, sır, tılsım, böyle tek tek senelerce, ondan sonra bir saatte size sıralıyorum, akıl şudur budur, ona diyor, nereden çıktı? Tipi tipten çıktı. Hayran olur diyor, o zaman hayret makamı da aklın sıfatıdır. Evet, tarikatın ya da yani bunu bir mertebe görenlerin, hayret makamını netice görenler için yani akla... Evet, hayret makamı aklın kemalatında bir mertebedir. Tarikatın son mertebesi hayret makamıdır. Risale-i Nur ise tefekkürü içerisinde olan herhangi bir makamdır. Evet. Hayret. Sözler 142. Cazibedar bir fitne içinde bulunan ve daha aklını kaybetmeyen bazı gençlerle bir muhaveredir. Burası biraz uzun tutmuşum. Hatırladınız değil mi? Hı hı. Allahu alem ne demek? Nasıl ki hayat bizim dışımızdaki alemi misalin, alemi şehadetteki hakikati ki alemi şehadette dal budak salmış. Bak bir daha. Nasıl ki hayat nedir o? Hayat bizim dışımızdaki alemi misal var. Sonra alemi şehadetteki hakikati. Bir alem-i misal var ya arkadaşlar. Bir de alem-i şehadet var. Alem-i şehadetin içindeyiz. Bizim dışımızda alem-i misaldeki alem-i misal, alem-i şehadetteki hakikati alem-i şehadete dal budak salmış alem-i misal. Bunu kullanan, oraya giren ve oraya tasarruf eden bizdeki tahayyülmüş. Mesela bak, alem-i şehadette dal budak salmış 18 bin alem. Yani bu alem ne biliyor musunuz arkadaşlar? 18 bin alemin homojen karışımıdır. 18 bin alemi tencereye koy, karıştır.
buzdolabına koy, donsun, alemi şehadettir. Bunun içerisinde cennet de var, cehennem de var. Arş da var, kürsü de var dünyada. Biliyor musun? 18 bin alem. Cennet de burada, cehennem de burada. Ama kanuniyeti var. Şimdi bir daha bunu kullanan, oraya giren insan, bak oraya giren, bak alemi misali daldırdak salmış mı? Salmış. Peki bu saldığını, o dalı yakaladığın zaman, olan petrolün bir dalı bu. Bu bizim tahayyülümüz yapıyor. Alemi misali. Alemi misali, alemi manaya akıl yapıyor. Aynen bunun gibi de akıl lef-i mahfuzun alemi şahadete dal budak salan, bunu kullanan, buna giren bizdeki taakkulmuş. Şuraya geçelim. Burası bizim kafa arkadaşlar, burası. Bu tahayyül 18 bin alem alemi şahadete dal budak salmış. Biz bu sistemi kullanarak alemi misale geçiyoruz. Biz bu sistemi kullanarak lef-i mahfuzun dairelerine giriyoruz. Daire-i ilme giriyoruz. Bunu kullanarak lef-i mahfuza giriyoruz. Vesaire böyle giriliyor. Şimdi onu geçeyim. Bakayım nerelere girecek. Niye girmiş buralara? Bir daha söylüyorum. Aynen bunun gibi de akıl lef-i mahfuzun alemi şahadete dal budak salan, bunu kullanan, buna giren, yani lef-i mahfuz dal budak salmış, bu kanalı kullanan ki 16. lemada geçiyor, çok nadir insan var, lef ezeliye giriyor. Oraya giriyor. Taakkul. Çünkü birisine diyor ki ustad, aklını başına al. Peki bu hitap kime? Taakkule. Ve zekavete veya taakkulun içeriklerine. Taakkulun içinde birçok sıfatlar var. Onlardan biri, yani bir daha söylüyorum. Taakkulun içinde 30 küsür tane sıfat var. Onlardan birine, ama sistem itibariyle taakkul aklı kullanandır. Hayali kullanan tahayyül, düşünceleri, manaları, zanları, şüpheleri kullanan tasavvur, aklı kullanan taakkuldur. Sonuç bu. Arkadaşlar şu, sistem bizde var. Kalp var, sevmeyebilirsin ama kalp var, sistem var. Ama doğru seversin, yanlış seversin. Akıl var arkadaşlar bizde, sistem var. Ama doğru düşünürsün ama yanlış düşünürsün. Sistem var bizde. İşte bu ders, bunu fark ettirmektir ya bu dersin. Yani mesela bir şey hal geldiği zaman başımıza, sekerattır, korona, korku, endişe, şehvet, gadap, hiddet, merhamet, efendim şey, vefa. Arkadaşlar bunları tanımlayamazsanız, iyi dinleyin böyle, tanımlayamazsanız onların şerrinden kendinizi kurtarmak adına kontrol edemezsiniz. Bir şeyin şerrinden kurtulabilmen, hayra vesile olman için onu tanıyacaksın, kullanmayı bileceksin. Unutmayın, kullanamadığınız her şey sizi kullanıyor demektir. Tamam, şimdi alabilirsin. Kullan. Zaten kullan. Bak şimdi, bir daha. Bu gadaptır, hiddettir, şehvettir, irfanlıktır, arifliktir, vefadır, muhabbettir, aşktır, vardırdır. Her bir alemin numunesi var mı abi? Buradaki ders, bu dersler var ya Dima, sistemi tanımak. Mesela bunu tanıdı. Telefon kullanan tanıdı. Bir de tanıt oraya. Kod gelecek sana diyor. Ne demek?
Bak, Sonor Rekod kendileri, o da diyor ki tamam, ben böyle bir şey kabul ettim. Buna tanımla denir. Tanı benimle bunun arasındaki ilişki. Bununla o sistem arasındaki ilişkiye tanımlama deniliyor ya. Şu, ya psikolojik olur, yani korona korkusu olur, cinsellik hayat olur, aile hayat olur, aileyi yöneteceksin. Ya tanımıyorsun kendini, karşıki fıtratı da tanımıyorsun, o olamıyorsun, yönetemezsin bu süreci. Altında ezilirsin. Mesela böyle sistem bildiğin zaman donuklaşırsın, hiç ses yapmasın. Yani onun ağzını tıkamazsın. Bırak boşalsın, desin. Şu anda o noktadır. O enerji paketindedir. Onun da kontrolünde yoktur o zaten. Sonra pişman olacak. O da bilmiyor. Bırak aksın, sen kanal ol. Bırak oluk ol, aksın. Boşalsın, rahat edeceksin. Bırak sonra. Sonra bakacak, gafur diyecek. Ya diyebiliyorsa tabii. Ya kusura bakma. Veya hiç ses yapmadın. Bak şimdi mesela. Boşaldı, saydı. Arkadaşın, eşindir vesaire. Kadınsa erkeğe, erkekse kadın. Saydı, hiç ses yapmadın. Özür dilemek erdemliktir. Ya ben sana bunları dedim ama bunu bekleme. Bunu yapamaz. Bu asıl insan yapamaz. Özür bekleme. Ama şunu yapacaktır. Öyle yapacak, alavara, dalavara bir şeyler. Yani seni memnun etmek, gönlünü almak, ona girecek, kahveni yapacak. Yani değiştirecek yani davranışını. Anla ki bu özürdür. İlle özür diliyorum sözü bekleme. Davranış farklılığı özürdür. Sebebi, kardeşim o ne yapsın? Bu çarkın içinde, bu ahir zaman çarkın içinde sistemi de tanımıyor. Mesela Allah-u Alem, yani şey, şahit olduğumla ben size anlatmaya çalışıyorum. Müdahale edildiği zaman bana şeytan mı cin olduğunu anlıyor. Kısmen tabi anlıyorum. Veya zannediyorum anladığımı. Sebebi şu. Eğer eylem üzerindeyse, eylemi bozuyorsa, bu şeytandır. Bak şu anda şeytan hakim ben de diyorum. Susmaya çalışıyoruz böyle. Kal böyle. Kal biraz sonra gidecek mantığım. Eğer düşünce bozukluğunu şey yapıyorsun. Allah Allah, bunu bana mı duyurdu ya? Bana mı söylemek istedi ya? Bunu bana gönder. Tabii canım, bende başka kimse yok. Bunu şey yaptı bana. Bir ki şu anda cinler fitne veriyor sana. Adın gibi değil. Peki böyle bir şey yoktu da içimde böyle bir karamsarlık geliyor. Bak şimdi başka bir şey anlatıyorum. Şimdi. Fikir değil bu. Bu fikirdi. Kişiler hakkında suizan etmek cinlerdendi. Ameli yok saydırmak şeytandan. Ama bu başka bir şey anlatacağım şimdi. Sıkıntı. Bu ervah habisi. Kim bu ervah habisi? İçeriye aldıklarımız. Karete dedik ya. Tertte kusur işlediğimiz. Değil mi abi? Yani tertlerdeki kusurlarımız. Evet. Evet. Bir tanesi tert, bir tane tecerrüt. Eğer tert günah, tert ne kadar edersek şeytanın şerrine kurtuluruz. İçsel alemimizdeki kin, nüfret, adalet, fundan, bundan, nasıl dedi? Bu tecerrüt, içsel, cinlerin şerrinden. Cinin şeytan var ya, ifrit, iblis. Eğer filmlerden de veya işte olumsuz adamlardan kurtulursan, erva-ı habise, erva-ı aliye de var. Üçünü bir daha yapayım. Hı hı. Çok önemli abi ya. Bir daha yapayım bunu. Şunu bir alayım mı abi? Ha, al. Üçünü bir daha yapayım ki şerrinden kurtulursun. Bana da oluyor. Yani kaliteli adam, etrafı kalitelidir. Bütün şartları kaliteli olduğundan değil, süreci iyi yönetiyor. Nasıl yönetiyor? Tanıyor. Olayı tanıyor, tanımlıyor. Şimdi anlatayım. Şeytan kalbe ait olur. Kalbi bozar. Eylemin düşmanıdır. İman eylemdir. Realitedir, mahluktur. Abdestin var. Şu, eylemi bozar, eylemi yani yok saydırıyorsa, eyleminize saldırıyorlarsa, almamıştır canım, hayır, hayır, almayacaktır ya. Ondan sonra, mesela diyeyim, ya ben gidince devlet dairesi kapanacak, eylemdir bu. Doktor şey yapacak, bu işte bu, böyle tür şeyler gelirse bilin ki şeytandandır.
Düşünceler geliyor. Şimdi bak, eylem değil. Olabilir. Galiba bana demek istedi. Bunu bana gönderdi. Bunu demek istiyor canım. Zanlar, bilgiler, malumatlar uçuşuyor. Allah'a duman. İblis üflüyor. Bizim nefs emmare, herkesle Allah Resulü diyor. Herkeste bir cin doğar. O bizim nefs emmaredir. O arkadaşlarım, bu iblis. Düşüncelerimizde karma karışıklık oluyorsa cinlerdendir. Düşünce bozukluğu suizan verdiriyorsa cinlerdendir. Amelimize saldırıyorsa, yok saydırıyorsa, yıkanmamıştır falan, olmamıştır diyorsa şeytandandır. Şimdi en mühim, buraya kadar herkes bilir. Ama külliyatı iyi bilenler şunu bilir, diğerleri bilmez. Mesela Kahreti filmini seyrettik. Dışarıya çıkan kendisini öyle hisseder. Çünkü içeride buluştu var. Dizi seyretmiş kadın. Aa, pembe dünya. Bir bakıyor kocasının öyle bir arabası yok, öyle bir dünyası yok. Yani neyi seyrediyorsanız, bak neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız oradasınız ve ona girmiş. Şimdi içeriye Ervah abisinden bahsediyorum. Neyi seyrediyorsanız, neyi seyrettinizse, Ervah Aliye veya Ervah abisi içeri girdi mi, o ne yapar içinizde? Sizi ona dön. O da şöyle olur alameti. Vesvese yok. Düşünce bozukluğu da yok. Durup dururken. Sıkıntı. Niye? Bilmiyor. Bu Erba Habise. Erba Ali, bunun tersini söylüyorum. Of be. Allah Allah. Ne kadar uzun var ya. Bu Erba Ali'ye. Ali ruhlar. Tamam. Erba Habise'nin sebep verilir ne demiştiniz abi? Seyrettin. Tecerrütler yok ya. Yani mesela diyelim ki seyrettin neler varsa. Mekan. Mekan, doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda doğru iş. Seyrettiğimiz, dışarıdan aldığımız menfi veya müsbetle ama hemen olmayabilir. O, hemen kötü seyrettim, sıkılsan zaten kimse seyretmez. Eğer durup dururken sıkılıyorsanız bundan, vehim ise, düşünce bozukluğudur. Kin, nefret, adavet, hasret. Bunlardan kaynaklanır. Vesvese ise terklerimiz yok. Terk. Günahları terk etmeme nispetinde vesvese olur. İçsel alemimizdeki tecerrütler, yani kin, nefret, adavet, bunları kıblesine koyacaksın. Onlar büyük nimettir. Kin, nefret, adavet. Kafire ve yerine kullanacaksın. Bunlar cinler aktif eder. Vesvese-i şeytan, düşünce bozukluğunu iblis, cinler. İnsanda durup dururken huzur, neşe, kabz ve bast aletlerini erva habiseler ve erva hayliyeler yapar. Ustad, Kastamonu'da 60. sayfada söylüyor. Ya 66 ya 60. Diyor ki 3 aylar diyor. İnsanlarda yaptığı tesir dışarıya vuruyor ve dışarıya ne geliyor? Buharatı buhar. Temiz buhar. Eğer 3 aylar gitti mi insanların düşünceleri, mesela bir olumsuz ortam düşün, bir akraba düşünün. Ayıp, gıybet, iftira, ona çakıyor, buna çakıyor. Kafalardan dumanlar çıkıyor. Bunu hayvanlar da görüyor, cinler de görüyor. Burada oluşan havaya buhar, bunun adı buhayrat-ı muzahrefe, buhar. Muzahref buhar. Şimdi sen de oraya girdin. O havayı teneffüs ettin. Sıkılırsın. Duman yere girdiğince sıkılmıyor musun? Yoğun, oksijen yok. İşte havanın içerisini de bozuyorlar. Öyle bir zaman gelecek ki sizi idrar ve kanınızla tedavi ediyorlar ya, tam olmuyor. Öyle bir zaman gelecek ki sesinizi tahlil edecekler laboratuvara. Sesinizden ve şeyinizden,
terinizi alacaklar. Sonra kokunuzu alacaklar. O laboratuvara sokulacak. Büyük küçük abdest, kan parça alınıp tedavi edildiği gibi terinizi, kokunuzu, sesinizi alacaklar. Sonra 3 aylık amelinizin bütünlüğünüzden sizin psikolojinizi tamir etme yöntemleri gelecek. Ervah Habise nerede anlatıyor? Sözler 246'da anlatır. Nereden olduğunu anladınız mı? Üçü de farklı muşahhaslaştırdım. Şunu demek için söylemiştim. Şu, tanımadığınız bir şeyi, tanımlayamazsınız. Ver abi. Tanımlayamadığınız bir şeyi yönetemezsiniz. Gel abi. Şunu demek bir daha. Tanımadığım bir şeyi, mesela alemi de tanımadın. Sağ olasın, Allah razı olsun. Tanımadın. Tamam mı? Rahat ol. Bu çok lazım da onun için sana dönüyorum. Şey bakayım. İçeride tanıyamadınsa o beni nereye taşıyacağını tanımlayamazsın. Tanımlayamadığın zaman da o mu bu mu şu mu şu mu bilemezsin. Yok, rahat ol. Ama arif olan namazdadır. Sıkıntı bastı. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ne yaptım? Bir şey yok. Alem İslam'a indirilen darbeden sana hisse bu kadar ayrıldı. Merak etme. Durup dururken sıkılmanın sebebi o. İlle kendini de suç arama. İlla 8 tane dişim bir gecede düşmez değil mi? Yok. 8-9 tane dişi düşmüş. Ustadın düşmüş. Mesela benim yakın beraber kaldığımız yer var. Ondan sonra dün mü, evvelsi gün ama acayip durup dururken hiç yok. Tam mutlu bir ortamdayız yani böyle. Çıkmışız ağaçların altına vesaire. Duraklaştım herhalde öyle. Öyle anlaşılıyor. Ondan sonra açıyor. Dayı. İyi misin? Ha, iyiyim. Dayı ne var? Neyin oldu? Hiçbir şeyim yok. Yalnız dolaşmak istiyor. Bak şimdi. Dolaşmak istiyor. Şimdi Türk İş Blokları'nda onun oradayız. Dolaşıyorum. Ben yaşadığımı aktarıyorum ki istifade edin ya. İlla herkes yaşaması lazım değil. Kardeşim bakıyorum terkim tamam. Terk dem haramları terk edersen vesvese o nispetten rahat edersin. Haramlarım yok yani elimden geldiği kadar. Televizyonum yok. Facebook, Instagram'ın vesvalelerim yok. Bilmem. Yok. Benim adına konu. Eylem için söylüyorum. Örnek için. Yok. Ondan sonra kin, nefret, adavet, zan, bilgi, malumat, birbirine çalışan şey. Kimseyle yarışmıyorum. Ha. Vehim o de değil. Ama sıkıldım. Koydum elimi cebime. Niye sıkıldım da hiç karıştırmıyorum. İlk önce şunu söyledim. Yapın yani. Ben ne günah işledim? Yaptı mı şu 6 saat içinde? Yok. Ya yapsam bile o kadar olmaz yani. Günaha da biraz sırtımız alışmıştır yani. Öyle o kadar hassas değil ya. Kimseye karşıma koydum mu? Nasıl dedi, niye dedi? Vay onun infiyonu kesin mi? Kuvve-i gadabiye, kuvve-i şevye. Yok. Niye sıkıldım? Nasıl kurtuldum anlatacağım şimdi size. Ondan sonra aynı dolaşıyorum diye yapıyorum. Dolaşıyorum. Konuşuyoruz. Konuştuktan sonra açıldı ve her taraf net. Dedi ki, dayı ne oldu? Alem İslam'a ne olduğunu bilmiyorum ama bana bu kadar hisse ayrılmıştı. Bir saate yakın kıvrandırdı beni. Ve zıttını inkılap eder mi ya? Bu sıkıntı kendisini şey yapar mı? Ama neyin nesidir ya öyle mi yapar? Hayır demedim. Mutlaka bana bir hisse düştü bu. Bu benim hissem. Baklavadan bu dilim benimdi. Ve ona da şükrettim. Niye? Elhamdülillah. Alem İslam'ın belasını kalkmasına kefaret oldum ben de. Ustadın 9 tane dişi düşmüş. Yarım saat ben de sıkılayım. Daha Allah'ını seversen. Onun için her sıkıntınızı mutlaka kendinize suizan ettirmeyin. Ben iyi adam değilim, kötü adam. Yapmayın.
Hep de deniyorum. Sakın kendinizi olumsuzlamayın. Sana da ise düşsün ya. Sana da müsaade etti. Sana da ise düşsün. Sonra baktım Bürken. Anladın mı? Üç tanenin eylemini söyledim. Amelimizde sıkıntı varsa o nispete vesvese olur. İçsel alemimizdeki duyguları kontrol edemezsek, mesela yarışıyorsun, kin ediyorsun, nefret ediyorsun. Köylerde daha çok oluyor, İstanbul'da olmuyor. Kimse kimseyi kandırmıyor. O geliyor İzmir'den, o geliyor Ankara'dan, o fırıncı, bu da fırıncı. O bilmem neci, o bilmem ne kıyas oluyor, arabalar kıyas oluyor. Senin araban dört çeker, benimki iki çeker, bir çeker. Senin lastiğin bu kadar, benim babam senin babanı döver. Benim fazla param var, senin şey var. Hiç kimse demez, benim imanım fazla, senin imanın fazla. Senin günahın fazla, benim günahım az. Orada haset olmuyor. Vay be, adama bak ya, günah ne kadar az ya. Ancak şu neticeye varıyor. He hoca, sen nasıl rahatsın? Diyor. Niye dedim ya? Ya bu ilimle olacak değil ya, bir sürü hocalar var. Cami namazı kıldırıyor. Tarlaya gidiyor, icarlık iş yapıyor. Bu niçin yapıyor? Para için yapmıyor ki, sıkıntısı var. Her eylem bir dünyevilik için değildir. Bir yerde sıyrılmak için. Yani kısacası bu ayrı, bu ayrı. Ruhsal haletler ayrı. Anlattım. Terpler nispetinde vesveseden, tecerrütler yani içsel ahlak ya, ahlak. Ahlak sorunu olan zan sahibi olur. Ahlak. Yani hasettir, gıybettir, nefrettir. Otokontrol yok ya. Dur ya, sakin ol ya. Bu kızındır ya, bu anandır, bacındır ya. Erdemliktir ya. Vefa olsun ya. Bu akrabandır. Vefa ya bu. Bunlar sayı göster ya. Bunlar değişmez kurallarımız ya. Der ya, desin ya. Ablam demiştir ya. Ne olacak ya? Ondan sonra. Üzerime telefonu kapatıyor. Ya bir daha arıyorum. Sen niçin kapattın demedim. Koy kulağına. Asabiydi o kadar. Allah razı olsun. Ne yapalım? Ahlak sorunu. Ahlak sorunu ile zanlar, vehimler türer. İçsel ahlak, hisaset. Peki tecerrüt nedir? Seyrettiğimiz şeyler veya alakadar olduğumuz davanın dertleriyle dertlenen hissetin. Sana fatura çıkar. Ahlak şey, erva haliye ve erva habisiye, habise ekseriyetle, ekseriyetle niçin oluyor? Alakadar olduğumuz davanın, İslam'ın başka mekandan, mekandan sonra o şahısların yaymış olduğu dalgadan, üç aylar dedim mi? Seyrettiğimiz dizilerden içeri giriyor. İçeride Allah'a yemin ederim, inanın bana, karate seyrettim bir genç. Dizi seyretti bir kız çocuğu. Artık kendisi değildir. O genç kadın dahi. Dizinin kontrolündedir. Artık dem ve damarlar. Sen adam mısın sen? Bak elin adam karşısına ne yapmış, neler almış. Ne yapışıra. Sen de adamsın. O da başlar. Sen de falan kadın bak, nasıl bir kadın. O kadını, karısını başkasına kıyas eder. Artık kıyamet kopmaya yakın nedir? O da başka bir erkeğe seni kıyas etti mi? Kıyamet koptu işte. Kadını canlı canlı gömmek, başka bir kadına kıyas etmektir. Ölmeden önce, bıçak kullanmadan toprağa gömmek, ne demek kadını? Yakını veya kocası, kardeşi. Bir kadını başka bir kadına, kızı başka bir kadına. Kıyas ettiniz mi? Öldürmemişsin onu. Bak kızıma, o kıza bak. Hanım falan kadını görmüyor musun? Dedi bitti. Onu gömdün sen. Gömdün kim? Bu hortlak artık. Bu canavar olur. Sebebi de sensin. Peki bilmiyordun. Bilip alacaksın. Bilmiyorum. Onun için bilmemek bu dünyada özür değilmiş. Askerlikte askerlik yapanlar bilir. Bilmemek özür müdür? Değildir. Askerdeki kanun vardı. Üç tane K, 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 K. Konuşma. Kaytarma. Karışma. O kadar. Yani biraz da seyretmeyi bil. Çözmeye kalkma.
yanlışlar da yaşamayı becer. Yani sıkıntılı insanlarda da yaşamayı becer. Yapabiliyorsa yaparsın ya da. Bu lakayt olmak değil. Eğit, bağır, çağır ama iç halimini de bil. Peki, bir tane okuyayım. Hasan abicim bir şey sormak isterim. He, bu buraya nasıl girdim ben de bilmiyorum. Tahayyül abi ihtiyacı binaya girdiğinizi siz bilin. Bilmiyordum he. Şimdi öğrendim o zaman. Şimdi, yok gülmeyin gerçekten öyle Hasan abi. En azından ben çok payımı aldım buradan elhamdülillah. Şimdi Hasan abi, tahayyül ve tasavvuru emri nisbi ve emri itibari olarak değerlendirmiş miydik biz abi? Evet, onun içinde. İçinde değil mi abi? Şurada abiler. Aha bak. Bak Allah'a bakar mısın? Bu taşırken silindi. Bak görüyor musun? Hayat-ı tekviniye, mekan. Bu şuraya bak, tasavvuru. Evet. Emri tekviniye, zanlar, şüpheler, belkiler, ihtimaller, şekler, tevellüt ettiği yer, bilgiler, malumatlar, düşünceler, vehimler, marifetler. Ya bunlar nasıl okunmuş ya aşağı? Allah'ın sebebi. Hep burada olur. Marifetler, felaketler, kainatın ilmi suretleri, zaman anlayışımızı oluşturuyor bu. Mesela uçakta uçak korkuyor adam. Bir saatlik uçak seyahati bir ay kadar vücudunda zarar verebiliyor. Ama hafız gibi bir adam uçak şey yapınca oh, içimdeki sıkıntı da boşalıyor diyor. Böyle şey gibi geliyor. Bir insana ya bitmese diyor ya gene mi iniyoruz diyor. O kadar keyif alıyor. Yani birisinin cehenneme dönüştüğü yer, birisinin cennete dönüşüyor. Acayip bir şey. Mesela diyor ki, ya biraz kapat diyor. Gel biraz konuşalım diyor. Ya tamam bakalım, şu konuşalım. Ben de çok seviyorum düşünmeyi. Yürürken düşünüyorum. Yani ister istemez otomatik. Yani bu tasavvur. Arkadaşlar bunlar hiçbir şey size bedava gelmez. Öyle tombalı haşa haşa, 100.000 defa haşa. Allah hikmetsiz, abes iş yapmayacağına göre peygamberimize peygamberliği öyle vermemiştir. Murakibeler yaparmış. Farz olmadığı halde İbrahim Aleyhisselam baki diniyle nikah yaptı, tefekkür etti, amel etti, mağarada Hira'da kılardı namazı, kıyamdaydı o. İbrahim Aleyhisselam namazı kıyamdısı. Böyle murakibe yapardı. Ya çok acayip ya, neler var ya. Yani oraları, daha buradayken çöz ya. O zaman oraya gidip de çözme yetki olacak ya, onlar kalkmış oluyor. Onu başkası yapsın, avam yapsın. Orada yaşayacaklarını oraya bırakma, orayı buraya getir. Peki, orayı burada yaşadın mı ne veriliyor? Artık şehadet olacak sende. Öyle, huriymiş, cennetmiş, köşkmüş, haşa. İste ne ver onu? Başka şey. Cennetten üstündür. Rıza-i ilahi. Adama desen kafayı mı yedin lan? Kur'an'da methedilmiş tamam. Kur'an sureti. Kur'an'ın sureti vardı, kanuniyeti vardı hakikaten. Kardeş bu sistem sende. Bu ders var ya bu dersler. Bu dima dersi. Enfusi dersi. Bilgi değil arkadaşlar. Battaniyeyi kaldırmaya çalışıyoruz. Battaniye. Ben mesela bilgi gibi gözüktü. Dedim ki terk edersen vesvesen azalır. Bilgi miydi ya? İlim miydi? Sen kendini keşfediyorsun. Şimdi bundan sonra böyle yürürken, durup dururken şey geldi. Bak bakalım neydi? Kimseyi gıybet karşıma koymadım. Vay böyle ne olsun, niye olacak falan. Ha, iblisten gelmedi. Bu vehim değil. Durup dururken vehim değil bu. Bir günahın akabinde olmadı. Hemen iyi bir günah yaptım. Allah Resulü diyor ki vesveseyi ortada kaldırmak için bir günahtan sonra bir iyilik yapın diyor. Ya bu ne ya durup dururken? Aldı beni bu hava. Niye aldı? Tamam. Ya seyret, ya mekan. Bir yerden geçtin. Ya olumsuz insanların bombardımanına girdin. Gücün yetmedi. Veya alem-i İslam'ın sıkıntısı, kefaretini, sadakasına sana hisse bu kadar ayrıldı. Dava adamıysan bundan çok hissen olur. Değilsen olumsuz adamlardan, olumsuz ortamlardan sana nasıl olum pompalanacak ya? Bir de beslenmiyorsun. Gündelik hayatta okumuyorsun. Hafta birkaç defa derslerde muhatap olamıyorsun. Nasıl olacak? Yani sen bunu et mi zannediyorsun kendini? Yani bak et çürüdü, kurt oldu. Kurt çürüdü, parazitler oldu. O da oldu, kuantum oldu. Ondan sonra kum saati gibi inceleşti. Haydi öteye geçtin. Öteyi burada yaşıyorsun. Aha cehennem. Ustad Kastamonu'da öyle. Cehennem aleti. Celal.
cehennem alet olmasa intihar ilaç olur mu? İntihar çözüm olur mu? Ne kadar azap çekiyor ki intihar çözüm görmüş. İntihar ne ediyor? İçsel sıkıntısına çözüm. Peki çözüm intiharsa bu sıkıntısı nedir? Allah aşkına ya, bu sıkıntının tarifi olur mu? İntihar çözüm. Murt gidiyorsun. Murt bilmem neye gidiyorsun. Bu çözüm. Neye çözüm? Nereden kaçıyorsun? Ustanın tabi sineklerle böyle. Pişt, canavar mı? Tanımlayamıyorsun. Bu orayı anlatmıyorum. Neyi anlatıyorum biliyor musun? Bak aynaya bak. Bunu burayı seyretmiyor musun? Niye bunun saçını taramıyorsun? Burayı seyrettiğinde burayı seyretmiyorsun ki bu gözle. Bu gözle burayı, bunun saçını tarasana taranır mı taranmaz. İşte burayı seni anlatıyoruz yani. Seni, beni kendime anlatıyorum. Burası sensin. Her bildiği battaniye atıyorsun ya. Yani. Battaniye atıyorsun. Üstündeki örtüleri kaldırıyorsun. Terk ve tecerrüt. Tecerrüt kaldırmak. Terk etmek. Tecrüt sıyrılmak. Ya ben adamın malını ne kıskanacağım ya. Ben kıskanırım. Hayatta bir şeye kıskanmışım. Ve kıskanmaya da devam edeceğim. Ve haklıyım da. Tek bir şeyi kıskanıyorum. Kıskanan keşke onda olmasa değil. Böyle kıskananın üç modu vardı. Ben de onda olmasın da bende de olmasın. Bu ifrat. Tefrit. Bende olsun onda olmasın. Kıskanmanın vasatı onda da olsun, bende de olsun ya. Ya Rab ondakini bana da ver. Bu kıskanma vasatı. Ne güzel değil mi? İfratı neymiş? Onda olmasın da bende de olmasın. Tefrit. Onda olmasın. Bende olsun. Ama vasatı. Ya Rab onda var, bana da ver. Onda da olsun bende de. Şimdi Resulullah'a ben kıskanıyorum. İmanını. İmanını. Teksin, hiç kimse yok, hayal ediyorum, hiç kimse yok, yeni bir sistem, her şey yeni, hiçbir şey bilmiyorsun. Bu nasıl bir iman ya Rabbi? En ufak bir şey, ben çöküyorum, ayaklarım kemençe çalıyor, Skoda gibi böyle eğiliyor. Bu nasıl bir iman? İman güçtür, kuvvettir. Ben işte hayatta en çok kıskandığım vasatı, onun gibi olma, böyle bir şeyler. Niye olmaz falan diyor, Allah'ın rahmeti büyüktür. Ya onun imanı gibi ya. Onun imanına en çok ona hedi. Hasta değilim onun imanı. Onun imanı hastayım yani. Hasta böyle. Bir garip yani. Hasta zahirdir. Hasta batındır. Ya ona haset ediyor. Ama vasat böyle bir iman. Yani o imanla orayı burada yaşamayı bırak. Allah tayin ve teşahhus etmiş. Kalbim, gözüm uyur ama kalbim tayin ve teşahhus etmiş. Allah ile beraber. Devamlı şuhud. Niye? Huzur var. Nereden biliyoruz? Huzur var. Çünkü gaflet hiç yok. Huzur ne olur? Hazır olduğu için. Zat-ı Zülcelal hazır olunca sende huzur olur. Sende de bir huzur olur ya. Hazır oldu da o anda. Bazen namazda olur sen. O hayatında oluyor. Şuraya bakın. Serbest bölgeye neler deniliyor? Bak görüyor musun? Bu sensin kardeşim. Olumsuzlamalar buradan geliyor. Olumlulamalar buradan geliyor. Burası vasat. Yani mastar, sistemin adı. Kardeşim, ya bu hastalara, sıkıntılara, biraz önce birkaç dakika sürdü ya, vesvese, vehim, şey, evrak kabize. Hasta olanlar o ne olduğunu, nasıl bir ilaç olduğunu onlar bilir. Ben bilirim onu. Durup dururken bir sardı mı seni, sarmaladı mı o? Kamyon sanki 70 derecede hemşin yoluna giriyor. Arkaya sürmüş 15 ton, 20 ton çakıl. Ondan sonra duman sipsiyah çıkıyor böyle. En ufak bir atıda dibi yok uçurum. Şeye çıkıyorsun, karosa çıkıyorsun. Dibi yok. O kullanan şoför en ufak bir atada tamam, ne olacağını biliyor. Şimdi sarmış mı seni, sarmalamış mı dünya? Çare, intihar gibi gözükmeye başladı mı? İşte o ders biraz önce birkaç dakika ne olduğunu onlar bilir. Suyu ne olduğunu
kupkuru sünger bilir. Yani iç aleminde. Ben de seyrediyorum öyle. Dur bakayım kimsin? Hep soru sorarım. Kimsin? Hayırdır? Niye geldin? Bu soruyu sordun mu bana? Ben halüsinasyon görüyorum, tamam mı? Ben hastayım aslında, doktorum da. Ben ona sıkıntı ediyorum ki kimsin, nesin? Hakikaten ne diyeceksin? Soruyorum. Birisine desem deli diyecekler ve halüsinasyon görüyor. Hasta diyecekler. Ben sıkıntıya soru soruyorum. Soru soruyorum. Kimsin ya? Nesin? Böyle. Tanımlayamadığım zaman, yani bir filmle mi soktum ben bunu? Tanımlayamadığım zaman hissem çıktı diyorum Alemistan'dan. Tanımladığım zaman falan videoyu. Anladım. Anladığın anda tanırsan gider, tanımasan devam eder, gelir. O kadar hoş ki. Yani zannediyorsun bu kutudayım. Bazen kutudayım, bazen kutu bende. Bazen denizdeyim, bazen deniz bende. Eğer denizdeysen seni hırpalar dalgaların. İki de vurur kafana. Üstünden su geçer, tuzlu su içer, batıracak. Ama şerinden kurtulmak için denizi içeriye aldın mı ne deniz kalır ne sen kalırsın. Biraz da gidelim, ezanla bitiriyoruz veya bakayım. Heh, Sözler 157. Aklı başında olanlara demiş. Hep risalelerde geçer bu. Demek aklı başında olmayanlar da var. O zaman insanın sabit hakikati değil akıl. Demek ki insanın aklı sabit değil kardeşim. Gidiyor geliyor. Ya bazen mahkum bazen galip oluyor. Akıl verilendir. Kullanılan veya kullanılmayandır. Akıl büyüyen, küçülen, her tarafa yönü değiştirilebilen bir aletmiş. Sabit bir şey değil. Taakkul ise insanda sabit hakikattır. Taakkul sabittir arkadaşlar. Akıl ise büyür, küçülür, gider, gelir. İman gibi. İman da öyle arkadaşlar. Büyür, küçül, ufalır, tahkiki olur, tafsilli olur, icmalli olur, zahiri olur. Olur da olur. Taakkul insanın sabit hakikati, yani bunu tespit edene kadar çok sıkıntı çektim. Taakkul ile akıl ne farkı var? Hep onu anlatmaya çalışıyorum biraz. Yani. Taakkul sistemdir, herkeste var. Ama akıl herkeste yok. Tamam. Elektrik motoru taakkul. Elektriğin kendisi akıl. Elektrik çalıştırdıktan sonra dinamonu, ampul yanıyor, bilgisayar çalışıyor, süpürge makinesi var. Onlar da aklın sıfatları, zeki, hüşyar, tefekkür, hayret, dehşet, vahşet, hep onlar onun eylemsel hali. Bir de anladık mı abiler? Bir daha bak şunu burayı. Taakkul, elektrik dinamosu. Elektrik motoru, sistem. Herkeste var mı abi? Var. Kullanmaya adam dönmüş. Elektrik motoru. Şimdi elektrik motorunu bir çalıştırır mısınız? Çalıştırın hayali. Ha, o akıldır. Motorda ama motor mudur? Gafur. Elektrik dinamosu var ya. Değildir abi. Ha, bak şimdi. Elektrik dinamo taakkuldur. Çalıştı. Elektrik. Elektrik çıktı. Mesela baraj taakkuldur. Elektrik imal edildi. Elektrik. O akıldır. Hiç oradan çıktı ama orada üretildi ama o değil. Tamam. Şimdi bu elektriği şehirlere verir misiniz? Süpürge makinesi çalışıyor, bilgisayar çalışıyor, ampul çalışıyor. İnanmayanı görmedim inanmayan diyeni gebertiyor, fırında yapıyor, tezgah şeyler yapıyor, yük kaldırıyor şeylerde, inşaatlarda elektrik. Peki o nedir o elektriğin sıfatları? Zeka, hüşyar, idrak, tefekkür, hayret. Tamam? Gör. Demek ki bu sistem herkeste var ama herkeste akıl yok. Abi şu, özür dilerim. He. Şu bir önceki maddemiz vardı ya abi, işte, uzundu biraz Sözler 142'nin sonu. Daha doğrusu Sözler 157'nin bir üstündeki yazdığınız var ya aslında. Bakın, hayali kullanan tahayyül demişsiniz. Düşünceleri, manaları, zanları, şüpheleri kullanan tasavvur. Aklı kullanan taakkul. Değil mi abi? Şimdi abi bu şekilde bakacak olursak dedik ki terk, dışarıdan gelenleri engellemek yani. Yani emri ismi, yani tahayyülle sanki oluyor gibi abi geldi bana. Emri itibarelerimizi düzeltmek, tecerrüt,
O da tasavvura denk geliyor. Evet, çok güzel. Fakat şöyle bir şey var. Bu tasavvurda emri nisbi, emri itibarileri farkı şu. Tahayyül, sen bana bir şey hayal et de mekan olmasın gafur. Birbirisiz olmuyor yani abi. Olmaz. Hayal et de bana mekan olmasın. Her hayaleti mekandır. Onun için hayal mekan. Yani nereye, ne, burada mısın? Kardeşim, olduğun yerde değilsin. Hayal ettiğin, düşündüğün yerdesin. Bak, bir daha, olduğun yerde değilsin. Merak etme. Demiyor musun oğlum, hey veya derste, dün derste Emre dedim. Emre, psikolojide yap. Gel buraya. Karşımda adam. Tamam. Bir daha, olduğun yerde değilsin. Hayal ettiğin yerdesin. Gözüktüğün gibi değilsin, düşündüğün gibisin. Ondan simalar değişiyor. Onun için bu tasavvurda emri nisbiler, itibariler orada. Mekanı da o oluşturduğu için. Bir şeyi tamamlamak istiyorum abicim. Şimdi mesela çok basit şeydir ya, açtım avucumu. Ne var abi burada? Hiç. Hiç. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Bu hiçi al, şuraya koy. Hiç, yani Adem. Şimdi Resulullah'ımız cennete, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cennete girmiş, cehennemi görmüş. Şimdi cehennem Adem'i görüyorsun. Görüyorsun ama yani girmek yaşaması yok herhalde, değil mi abi? İçine girmemiş. İçine girmemiş. Çünkü cehennem vücuttur, cehennem Adem değil. Adem'i gördüm demedi, cehennemi gördüm. Aynen. Cennet ve cennet vücut alemleridir. Cehennem taş ölen şirkettir. Adem alemlerine çalışıyor. Cehennem bir şey değil Adem'e göre gene. Ama Allah anlatıp anlatıp bitiremediği cehennemdir. Adem'i bilmiyoruz. Yani Adem alemleri şirke bakıyor, münafıklığa bakıyor. Cehennem ise günahların vücuduna bakıyor. Onun için inşallah bir Müslüman ademlere düşmeyecek. Günaha düşse bile. Çünkü münafık değil. Değil miyiz? Münafık kendisini bilir. Herkes münafık olduğunu bilir. Nasıl bilir? Hani sahabe demiş Hazreti Ömer miyim? Ya o kemal mertebesi. Şu, sen bilmez misin iç aleminde onu kandırdığını? Mayayı satarken doktor sen bilgisayar yaparken he? Bu insanın bak şimdi yalan nedir biliyor musunuz? Yalan. Bak. Allah aşkına. Yalan. Yalan. Bak. Hemen bulabilirsem ki çok hoş olur. Yalan nedir yalan? Çok ilginçtir yeni. Ha yalan. Yalan buldum bak. Epey çalışmışım. Yalan dersimiz çok. Ama bu bir şey okurken Risale. Yalan söyleyen bir insan doğruyu biliyordur demektir. Doğruyu biliyorsa yalan, doğruyu biliyorsa yalan, söylediği yalandır. Doğruyu bilmiyorsa yalan değildir. Aldanmak. Doğruyu biliyorsa hata yapmış, yanılmış, kusur etmiş, becerememiş denilir. Yalan konuştu denilmez. Ben orada gördüm ya. Oradaydı ya o. Ya şu sonra bakıyorsun yok. Aa ben öyle zannettim. Yalan değil bu. Yanıldı. Halüsinasyon görün. Yalan ise yanılma değildir. Doğruya rağmen tersini iddia etmektir. Yalan konuşan adam doğruyu biliyor. Yalancılar doğruyu bildikleri için şizofreni, aynı anda iki karakteri beraber yaşıyorlar, şizofreni. Doğruyu da biliyor. Onu da biliyor. Onun için telkinle bu tarafa çevirmeye çalışıyor şizofreni. Bak, yalancılar yani doğruyu bildikleri için şizofreni, aynı anda iki karakteri beraber yaşıyorlar. Bipolar aynı anda değil, bazen o karakter bazen de başka karakteri yaşarlar bipolar. Ama aynı anda ikisi bir arada olamaz. Şizofreni aynı anda çift karakterlidir. Bipolar öyle değil.
Bir ay evden çıkmaz. Bir ay hiç eve girmez. Genetiksel olursa buna şizofreni denilir. Yani genetiği bozuksa, biyolojikse, doktorluksa şizofreni denilir. Kendisi bilerek yalan, sahte karakteri yaşarsa buna şizoid denilir. Şizoid de şizofreni farklıdır. Şizofreni daha çok genetiktir. Bozulmuştur. Sistemde, yazılımda şeyler olmuştur. Ama düşünsel telkinlerle düzelir. Çünkü düşüne düşüne insan, yani su karaya vura vura kayayı oyduğu gibi düzelebiliyor. Ama şizoid dedikleri şey, biliyor iki bilerek bunu yapıyor. Tamam. Yani tıptaki adını söyledim. Ehline sordum. Öyle böyle tespit ama buna ne diyorsunuz siz? Şizoid diyoruz hocam dedi. Bu şizoid bilerek bu hale giriftar olur. Bilerek yaparsa, doğruyu bildiği halde yalan söylüyorsa şizoid oluyor. Kendimizi, bezde yalan, onlar da şizoid. Kendimizi, aslımızı, doğrularımızı inkar ederek oluruz şizoid. Yani biz bilerek, severek biliyoruz, yalan söylüyoruz. Aldatıyoruz. Bu bilerek bir şizoid oluyor. Yapa yapa ne olur bu adam? Doğru bir yerde yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Tezgahtardır ve satıcıdır. Yalan söylüyor. Biliyor doğruyu. Veya doktorlukta bıçak gerek yok. Ama çok biliyor. Bunu dese kurtulacak. Yok yazarım Ege. Bu şizoid oluyor. Doktor tamirci ama kendisi hasta. Tamam, sahtekar doktorlar hastadır. Doktor değildir o. Niye yapıyor onu? Şizoid oldukları için. Yani şizoid oldukları için ne demek size? Doğru bildiği halde yalan söyle, yani tersini söyleyene yalancı denilir. Arkadaşlar şunu kastediyorum, çırpınıyorum. Yalan doğruyu bilende olur. Doğruyu bilmeyende yalan olmaz, yanlış olur. Tamam. Kendimizi bak. Yalan nedir? Kendimizi, aslımızı. Sen yana konuşurken doğruyu bilmiyor musun? Kendini, aslını, örf, anane, kültür, gelenek, babaanneden aldığın ahlakları hepsini inkar edeceksin ki yalan söyleyesin. Peki yapa yapa psikolojik bir hal alırsın. Tıptaki adı şizoiddir. Bunların çaresi nedir? Derdimi hallettik. Çareyi söyle. Samimi, ihlaslı olmakla mümkündür. Samimi ihlas. Samimiyet değil, ihlas. Allah için, Allah'ı esas yapıp yaşamak, hep elinden geldiği kadar doğru. Yanlış da söylesen, yalan değildir o. Mesela hepimiz babayız vesaireyiz, makam yerimiz var. Adam geldi, seni istismar etmiyor doktorum, seni istismar etmiyor şey. Geldi adam, baktık hakikaten yalan değil ya, adam hata yapmış. Ona merhametli oluruz. Ama bilerek ilaç aldı, almadım, sahtekarlık yapıyor, bilmem ne yapıyor, yalan söylüyor. Ona merhametimiz olmuyor. O yalancıdır. Ötekisi aldanmıştır, cahildir. Ona merhamet ediyoruz. Ondandır ki samimilerle oturup kalkarsanız ihlaslı dalgalar, samimi dalgalar gelir sana. Onun için alimler demiş ki kadınlarla oturup kalkarsan cinselliğiniz, padişahla oturup kalkarsanız gurur ve kibriniz, zenginlerle oturup kalkarsanız kanaat azlığınız, tamam? Ariflerle oturursanız zühdünüz, dünya yeter. Alimlerle oturursanız ilim aşkınız sizde artar. Akıllılar yalan, riya yapamazlar. Ahlakları nispetinde yapamazlar. Zekiler yalan konuşur. Akıllar asla yapamaz. Akılla günah işlenemez. Zekavet de günah işlenir. O anda zeka galip olduğu için günah işleniyor. Akıl hakim olursa günah işlenemez. Çünkü yakılun, takılun, efele yetefekkerun gibi ayetlerle akla Kur'an vurgu yapıyor. Bunlar zekidirler, günah işleyenler. Kendilerini ilah edilenleri de
Hani diyor ya, kendilerini ilah edinenleri görmedin mi? Bunlar zekiler yapar. Zeki insandır. Aptal değil ki bu adam, kendini ilah ediyor. Enne rabbukumul a'la. Kim demiş bunu? Firavun. Firavun demiş. Ben sizden daha iddia ettiğiniz o Musa'nın şunu bunu iddia etti. İlahtan daha iyi. İlah değil miyim? Gözüküyor mu ya, ben yedirip içiriyorum. Ben sizden daha âli bir Rab değil miyim? Bunu kim demiş? Zeki. En merkezde şunat-ı zatiyedekiler, yani şunat-ı zatiyenin merkezinde ne vardı arkadaşlar? Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, sefk-i mukaddese, şefk-i mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddese. Ha, akıl, zeka vesaireler bunların asistanları, yardımcıları olabilirler. En merkezde şefkat, muhabbet var. Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu varlığına, zuhurata, mahlukatına karşı şefkat ve muhabbet var. Tamam. Yani peki zeka, muhabbet bunlar ne demek istiyorum? Akıl ve zekanın arkasındadır. Şefkat akıldan daha arkadadır. Yani bir daha söyleyeyim. Esma'nın kaynağı nedir? Sıfat. Sıfatın kaynağı şunat. Şunatın kaynağı mahiyet-i zatiye. Peki akıl alet değil mi? Allah'ın aklı yoktur. Çünkü akıl alettir. Nedir? İlim. Aklı neyle yaratmış Allah? Hayatla yaratmış. Alet olduğu için. İçindeki yazılımını ilimle yapmış. Hayat ve ilim subut-u sıfattır. Şefkat-ı mukaddese nerede? Şunat-ı zatiyede, daha yukarıda. O zaman şefkat, muhabbet, şefk, surur, memnuniyet, iftihar, lezzet-i mukaddese aklı yönetebilir, arkadadır. Onun için anneler şefkatli oldukları için aklımıza hükmediyorlar. Tavuk aslana karşı geliyor. Anne kamyonu şey yapıyor abi. Saldırıyor. Ya. Tamam. Yani yalan doğruyu barındırır. Doğru bildiği için tersini söylediğinden yalan olur. Aklı başında olanlara diye 157 sözlerde durduk. Okuduk mu biz bunu? Biraz okuduk abi. Ha, bir daha cümle okuyayım. Hep risalelerde geçer. Demek akıl başında olmayanlar da var. O zaman insanın sabit hakikati değil, akıl verilendir. Kullanılan veya kullanılmayan, büyüyen, küçülen, her tarafa yönü değiştiren alettir. Taakkul ise insanda sabit hakikattır. Taakkul insanın sabit hakikati sistemi. Bu aklı kullanır veya kullanmaz. Geliştirir veya geliştirmez. Hep bunlar insanın taakkulüne aittir. Az önceki verdiğiniz örnek kopmuştu mu? Bu çok güzel. Elektrik motorundan bahsediyor. Elektrik motoru. Evet. Şu anda zihinle akıllı söylüyor. Bu paragrafı okuyup keseyim. Zaten o zaman kadar ezan okunma ve ondan sonra belki de şeyden sonra da isterseniz yaparız dersten ezandan sonra veya yapmayız. Sözler 176, yani kopmayayım şuradan, zihin ve akıl konuşacak şimdi. Gördünüz mü sayfayı? 176 sözler. Evet abi. Ha. 229. Tamam. Ey kozmografyanın ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan ve aklı gözüne inan. Tamam mı? Ha, okuyorum. Ruhsuz, sureti şekliyle var. Yani maneviyatsız. İlk önce bak, malzemeyi doldurup üzerine gitmek için. Sanisiz, sanatkarsız, bakan, ruhsuzdur. Ruhsuz kimdir? Sureti şekliyle değerlendiren her şeyi. Doktorum. Mesela adam geldi, şu geldi. Adam sırf surette. Ruhsuz adam. Ruh nedir? Biyolojik yapısını çalışıyor. Başka bir şeysi kalmamış. Nedir o? Her şeyi suretiyle, şekliyle yorumlayan, yani marifetullah, sanisi, sanatkarsız bakan, vefa yok, anlam yok, edep yok, haya yok, yani ulvi değerler yok. Bu ruhsuzdur. Yani ruhu yok. Ruhu maneviyatı, his ve letafetlerine sokamamış. Böyle olunca zihni darlaşıyor, akıl da gidiyor, zahire iniyor. Tamam. Zihin neydi arkadaşlar? Zihin neredeydi?
vicdanda, zihin, hayat-ı tekvini yani alemi gaybın haritası ama vücud hariciliği. Aklı gözüne inmek iki nokta üst üste, gördüğüne kanaat eden, arka tarafını anlamak istemeyen, saniyin gayesini, hikmetini ve esmaya ve ahirete ve de insanın ruhuna bakan yönüyle ilgilenmeyen, bu sır içindir ki bazılarının aklı gözde, bazılarının aklı kulakta, bazılarının aklı midede, bazılarının aklı uçkurlukta, bazılarının aklı menfaat, şöhret vesaire gibi şeyler olmuş. Zihni genişleten ruhtur, maneviyattır. Aklı zahirden kurtaran da ruhtur, maneviyattır. Yani aklı başka olan Kur'an'dır, maneviyattır ve ruhun çalışmasıdır. Aklı gözüne inen ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde yerleştiremeyen mektepli efendi. Demek ki şuraya kadar geldi mi ezandan sonra okumayacağız. Sözler 27. Fasık adam, yani örnek yukarıda konuştuğumuza delil yaptım. Aklı gözüne inen ve şu ayetin azametli sırrını o sıkışmış zihninde, yerleştiremeyen mektepli efendi. Sözler 27. Fasık adam, aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için aklımıza tecavüz ediyorlar arkadaşlar. Taciz, bazıları bu tabirleri kullandığımız için haklı olarak belki de kendi dünyasında ya bize yakışmaz böyle tabirler kullanmak. O şeyde söylüyor değil mi? Yani haya, Kur'an'da da kullanıyor ya 11. sözde. Hacalet aver, insan kendi anlayışındadır. Bak şimdi, tacizi, fasık adam, günahlarla ne yapıyoruz biliyor musun? Aklımıza tecavüz ediliyor. Bak ne yapıyor? Aklın günahlarla fasık, aklın izaç. İzaç, izaç şu, rahatsız etmek, bunaltmak, yerinden koparıp ayırmakmış. Günahlar ne yapıyormuş arkadaşlar? Bak o kadar güzel ki belki dersin sonu olur. Buradasınız değil mi? Evet abi. Bak şimdi, izah şu. Günahlar aklımızı rahatsız ediyor, bunaltıyor bizi, yerinden koparmak istiyor. Peki, günahlar aklımızı ikinci bir taciz icaz ediyor, izah ediyor, bir de taciz ediyor. Taciz neymiş? Acz'dan geliyor, aciz. Huzursuz kılmak, rahatsız etmek, sıkıntı vermek, canı sıkmak, aciz etmek. Hani ya bizi rahatlatan, ferahlandıran, düze çıkaran akıl idi? Aklın aklına bela olursa sen daha nereden medet beklersin? Aklını başına al. Hep bunlar akıl veya taakkul ayrıdır. Aklı aktif edip çalıştıran taakkuldur. Akıl taakkulumuzu izat ve taciz ediyor. Şimdi, ileriki yerde var da burada o zaman tespit edememişiz bunu okurken. Bu 20.02.2019 Kırıkan'da okumuşuz. Taciz, aklımıza tecavüz ediliyor. Ne? Günahlar. Taciz ediyor. İlerisi tecavüze geçiyor. Dönüyor. Ne çıkıyor onun veledi ağzına? Bu akıl tecavüze uğramışsa günahlarla veledi yalandır. Veledi yani gayrimeşru çocuğu gıybettir, iftiradır. Yani olumsuz şeyler sarf etmektir, küfürdür. Bunlar aklın bila veled çocuklarıdır. Günahlar aklımızı taciz ettiğindendir. Abi psikoloji görüyor musun? Bir insan niçin yalan konuşur doktorum? Anne geldi, çocuğum çok yalan konuşuyor. Aklı taciz, yalan söylüyorsa doğruyu biliyor. Ne yapıyor? Onun aklını taciz ediyor. Videolar, oyunlar. Aklını döllüyor.
aklını değiştiriyor. Akıldan doğum yapıyor. Yalan, gıybet, iftira. Aklın tacize uğramış halidir. Keşke bunu... Yalanın tesiri olmuyor abi. Öyle mi abi? Yani yalanın, yalan sözün tesiri olmuyor. Yani mesela siz öyle bir konuşuyorsunuz ki abi, yaşadığınızın dışındakini anlatmıyorsunuz misalen. Hissettiklerinizin dışındakini anlatmadığınızdan dolayı söyledikleriniz benim üzerinde tam tesir ediyor. Ediyor. Ama yalan söylüyorsunuz. Etmiyor. Etmiyor. Şimdi burada bu etmiyor. Bir de arkadaşlar döllenmek, anne karnı ya burası, meyrem denmiş. Vahiy geliyor. İkra, oku. Peygamberimize ilk vahiy. Bu anne karnındaki çocuk. Zar bozulmadı, döllendi mi? Döllendi değil mi? Akıl. Doğum. Şimdi ne çıkacak burada? Ne döllenmiş, ne çocuk olmuşsa. Ya meşrudur ya gayrimeşrudur. Tamam. Şimdi yalan nedir? Fasık günahlarla aklı izaç ve tacizinden olmuş halidir. İzaç aslını değiştiren, aslından koparan, taciz gayrimeşru dölleye, yani telkin döllemektir. Telkin var ya telkin. Hani mesela vesveseli adam damdan düşer telkinle. Onun için kıyas ederek konuşmak insanı ikna etmenin yolu ya. Aklını sen de müsbet taciz et. Anlat. Doğruyu anlat. Etkile onu. Dölle onu. Artık ağzından yalan çıkmayacak. Dürüst çıkacak. Gıybet çıkmayacak. Hakikat çıkacak. Nereden bahsediyoruz? Bakın ağızdan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ağzı tek. Hadis buradan çıkmış. Çık yukarıya. Hadis-i Kudüs buradan çıkmış. Ayet de buradan çıkmış. Aynı ağız. İşte yalan, gıybet, iftira, galis söz. Acayip acayip konuşuyor otobüste, metroda. Aklı tacizde olmuş. Boşatıyor, doğum yapıyor. Mesela esrar ne demek Türkçesi? Sır. Sır, sırlar. Geçmiş bulutun arkasında artık ne korku vardır ne hüzün. Hiçbir şey yoktur. Allah! Bu ne olmuştur? Meşru bir yolla o cezbe haline gitmediği için orada vurgun yetmiş. Oraya gayrimeşru doğdu o his dünyasına. Oraya bilavelet olduğu için orada onu parçalıyorlar. Allah Allah, bu çok güzeldi. Bunu biz duydum vardı abi, çok güzel. Bu oraya gayrimeşru doğuyor. His dünya, aklı devre dışı. His dünyasına doğuyor ama doğru bir yöntemle, nikahlı değil. Hani burada kastettiğim bedensel nikahtan bahsetmiyorum. Hissi, his dünyasına gitti, doğdu. Oo, hoş geldin demiyorlar. Karşı yalanlar bu cinsten. Hangi cinsten gitmişsen o cinstekiler karşılıyor seni. Öyle bir tesadüf yoktur. Beni kim karşılayacak? Ben kısmen bilirim, herkes bilir. Herkes kendisi bilir. Rahmet ilahi olmasa ben ne kim karşılayacağını bilirim. Herkes bilir kendisini. Herkes bilir yani zaten. Ayette diyor zaten. Herkes kendisini bilir yani. Kim karşılayacak vefatında? Nasıl azayel geleceğim ben bilirim, hissederim ya. Sen de bilir, herkes bilir ya. Ortalama bilirsin. Ama rahmet ilahi, o bizim bilir. Ama Allah böyle de yapmayacak. Daha iyi yapacak. Rahmet ilahi. Şimdi esrar için, esrar iki tane, sırlar demektir. Sır sahibi de doğuyor. Ama nikahlı doğuyor. Nikahlı doğduğu için yöntemi doğru. Yanlış zaten giremez. Oraya doğduğu zaman erva habiseydi. Buraya erva haliye. Doğdu oraya. Hoş geldin hakikat bin kardeşim. Ey ehli marifet. Ey evlat. Ey hayırlı evlat. Resulullah'a Miraç'ta giderken aleyhissalatü vesselam peygamberler Adem Aleyhisselam ne dedi? Ey hayırlı evlat, hoş geldin.
Ey hayırlı evlat, hoş geldin. Safalar getirdin. Musa Aleyhisselam ne dedi? Ey kardeşim, hoş geldin. Biraz macerası fazla oldu. Musa Aleyhisselam ya şeriatçı. Kardeşim bir şey soracağım sana dedi. Dur bırakmam seni. Dur gidersin sonra. Sen dedin ki, Beni İsrail peygamberlerin tepesi ya, benim ümmetimdeki alimler, ulema-i ümmeti kembiye Beni İsrail, benim ümmetimden alimler, Beni İsrail peygamberlerinin, Beni İsrail kavmine gelen peygamberleri gibidir. Ya nasıl olur dedi ya, bunu niye dedin diye ya. Peki, anlatayım mı, görmek mi istersin? Görmek isterim. Gazali'nin ruhaniyetini çağırıyorlar. Musa, peygamberimiz böyle söylüyor. Musa Aleyhisselam'la Gazali ile oturuyorlar. Macerası uzun. Dinleyin görürsünüz onu. Biraz anlatayım tabii ya. Çok, yok onu öyle. Oturdu. Ulema-i ümmeti kembiye Beni İsrail'i Gazali'yi karşısına koymuş. Ruhani çağırdı. Bak Gazali ile Musa Aleyhisselam'ın konuşmasına bakın. Ya Rabbi ya. Ya bu nasıl bir alemdeyiz ya? Nasıl onlar? Orası, burası, burası, orası. Ya insan kafası karışıyor. Acaba orada mıyız? Yani neyi yaşıyorsanız oradasınız. Unutmayın. Öyle zor bir şey değil. Neyi hayal ediyorsanız, o mekana doğmuşsunuz. Neyi düşünüyorsanız ona dönüşmüşsünüz. Tamam mı? Neyi hissediyorsanız olsunuz. Olsunuz. Tamam. Öyle okuyun bu menkibeyi. Oh. Ama şöyle okuyun. Birisinden bahsederken diyor muhakematta, yöntemi anlatıyorum bak şimdi. Mesela, ben sizi tanıyorum. Gafra veya doktoruma, Erdinç'e birisi dedi. Erdinç de böyle çağırdı, bağırdı. Dediler ailesi veya akrabası. Veya şu hasta, bu hasta. Onun haletini, şu anda neler hissediyor, biliyor, hissediyor, düşünüyor. Benim için zor değil. Tanıdığım için, tanımadığımı bilmem. Girerim. Senelerce mi? Dev arkadaş. Ders arkadaş. O oluyorum. Onun ortalama neler hissettiğini hissederim. Neler düşündüğünü düşünür. Sonra diyor ki mahkemette ona hitap ederken o. Tamam. Onun olmasını söyle. Kavgamızın sebebi ben benim sen de sensin. Değiştirmeye kalkıyorum. Değiştirme. Onu dönüştür. Nasıl yapacaksın? O. Eşine gir. Eşine geç, o örfünü, anneannesini, kültürünü, anne babasının eğitimini, bu hangi zamanda yaşıyor benim eşim, boyalan, empati diyorlar. O, şimdi hitap et ona. Hani biraz önce kızıyordun onu niye dedi yaptı. Ama şu anda ne oldu? O oldum, baktım ki konuştu, yaptı gayet normal. Onun dünyasında bu normal. Anormal gözükmesi buradan bakışımdır. Buradan bana bakın. Arkadan bir de bakın. Çok farklı bir şey. Ha? Acayip bir şey. Niye bana bunu böyle yapıyorlar? Benden baktığım zaman haklısın. Hakikaten yapmamalar lazım. Ama bu insanlar buradan da bakıyor ya. Sırf siz beni görmüyorsun. Buradan da gören var. Gafur'un gördüğü gibi değil ki Erdinç'in gördüğü. Farklı bir görüyor. İnsanları değiştirmeye kalkma. Değişemez kardeş. Bunlar tılsım sahibi değiller. Sır sahibidirler. Zıtları olsun. Zıtları kaldırma. Kaldırma. Tılsım değiştirip dönüştüren. Bırak şimdi. Hani var ya evlilikte. Ben onu değiştiririm. Takkeman. Olmaz öyle. Olmayacak bir şey. Sır sahibi. Sır sahibi demek sırf iyilik olan değil. Her şey olandır. Ama öne çıkartan. Niye Allah Cemil 11. Lema'da geçiyor. Bakın şu kanuniyete bak. Umurun gaybi, bütün gaybları bilen Allah'a niye tesettür söylüyor? Peştemal kullanıyoruz. İşte banyoda veya yatakta. Yani Allah'a karşı tesettür olur mu? Ne diyor? Allah'ın bazı isimleri tesettür iktiza ediyor, bazıları da onu iktiza ediyor. Demek ki Cemil-i Alel İtlak bunu iktiza ediyor. Yani Allah içimizi bilmiyor mu?
Ama bunu söyledi. İçini bilmiyor mu neler olduğunu? Ona bakmıyorum diyor. Bakmayacağım diyor. Bunu söyle sen. Sen de sen niyet okuma. Sen hanım, sen kocam. Sen aslında bırak niyet okuma. Dediğine bak. Peki dediği o mudur? Hayır. Gene dediğini de ki. Bu kültürü, geneleyi, örf, anane, anne babasını ve o günkü psikolojisindendir. De olmaya çalış. Sıyrıl. Yanlışlarla, sıkıntılarla, dertlilerle yaşamayı da becer. Dertsizlik aramak derdin kendisidir. Dertsiz olayım. Derdin ta kendisidir, davetçisidir. Yani adam sıhhatli olayım diye sıhhatini kaybedenler var ya. Ektarlarda şunun için hastanelere düşmüş adam ya. Zehirlenmiş yani. Ben biliyorum dershanede vardı. 1992'de burada oturuyor. Otlar almış sirkeciden. Çok iyiyiz ya. Derse gitti geldi. Hasan buyur dedim. Ay, bu ot var ya bilmem nedir şunla buna karşı şu olur şu olur böyle olur. Ya, şöyle olur fişeklenirsin şu olur. Hafızan açılır şu olur. Ya yapma ya. Eskiden ben şöyle yapacağım. Hani hayali şeylerden. Ondan sonra samimi söylüyorum ölümden dönmüş. Bir baktık ki kahvaltı inememiş gittik yani ziyaret ettik. Ölüm hali ya. Ateşler içinde kıvranıyor falan. Ondan sonra cerbeze ya dershanede yaşamış. Bak şimdi ot onu içmiş ne yapmış? Zarar getmiş. Git söyledik. Bak ben de içseydim böyle olurdum. Bak niye böyle yapıyorsun? Artık vazgeç yapma. Ne dese inanırsın. İçtim boğaldım. İçmeseydim demek ölecektim. Ben de ne dedim? Aristo yaşasaydı aynı böyle felsefe yapardı. Değil mi? Şimdi bitireyim de. Arkadaşlar, esrar iki şeyle sarhoş olur. Hakikat sarhoşluğu. Şu anda bende de var, sizde de var. Derecemize göre. Meşru dairede doğuyoruz oraya. Bizi o cisten karşılıyorlar. Onun adı huzurdur. Dağıtma. Otla esrar, o da esrar, gayrimeşru bir yöntemle his ortaya çıkıyor. Hangi ise onun sahibine doğuyorsunuz. Cinsellik hissi, baklava yedin, pilav yedin, o hissin aktif olacak. Oraya doğacaksın, bu kaçınılmaz bu. Tamam. Çok yedi. Vücudun ihtiyacı kadar diyemezsen. Şimdi bakın, esrar, ot içtin, his çıktı mı kardeşim? O hissin sahibine doğuyorsun. Eğer gayrimeşru bir şekildeki haram olan bu yöntemle doğdunsa o aleme gayrimeşrusun. Hissin gayrimeşru. Herhalde gayrimeşru hisse meşru bir muamele edilmeyecektir. Bir tane söyle dedi bana bizim köyde. Allah rahmet etsin. Hüseyin dayı vardı. Babamdan da yaşlı. Hayal ederdi. Onun için dua ediyorum. Allah'ım taksiratını affet. Ot içerdi. Böyle sorardı ben ilk duvarı. Ot sarardı. O öğretti bana şeyi. Demişti ki attı baktım ki atma Hüseyin de. Bak şu ısrar içiyor. Zaten içiyor kolik etti. 90 küsur yaşına gelmiş. Bunu içiyor. Atma dedim. İçiyorsun zaten. İç. Sen nereden geldin dedi. Dedim Kırıkan'da. Hangi yoldan geldin dedi. 5-6 kişi şahit bu işe. Dedim ki Kırıkan, Maraş, Göksun, Sivas, Erzincan, ondan sonra Trabzon, Rize dayı dedi. Ben niye biliyorum? Ne yapacaktın Hüseyin dayı? Maraş'tan geçtin mi? Geçtim dedim. Ya bana oradan ot getirecektin. Ben de bilmemezlikten geliyorum. Ulan Rize'de otun her çeşidi var Hüseyin dayı. Ne otu dedim ya? Sığır mı bakıyorsun? Ya, öyle yapıyor. Ben de biraz içeyim de öğreneyim. Bak nedir? Nasıl bir ot? Başka bir ot. Nasıl bir ot? Sen bak vaaz ediyorsun öğreniyorsun. Bak de elinde. Bir fıt çek doğru bulutun arkasındasın. Oradan hitap edersin insanlara. Şimdi buradan hitap ediyorsun. Ben seni buluta çıkarım. Hüseyin dayı dedim bu otu oradan nasıl getirecektim ben bilmem ki. Bak. Maraş'ın altı yolunu gördün mü? Gördüm Hüseyin dayı. Hep anlatmışım bir daha anlat. Çok etkiledi. Ondan öğren. Dedi ki oraya gel, otur. De ki düşün. Ben Hüseyin daime otu götüreceğim Rize'ye. Ben Hüseyin daime otu götüreceğim. Ben de onu bunu düşün.
Sen kafanda bu düşünceler dalga olacak. Benim dostlarım o dalgayı, şifreyi alacak. Hepsi koşacaklar sana sormadan dalgaya. Köpek kokuya geldiği gibi bu hisler de buraya gelecek. Al bunu Hüseyin daimisi götür diyeceklerdi. Öyle bir kanun bir şey anlattı ki bu adam deli değil ha. Adam okumuş ama hakikati göremediği için istikamet o hale geldi. Bak ne öğretiyor bana. Ha, millet gülüyor. Sen bunu Hüseyin daime götüreceğim dedin mi? Benimle alakadar olanlar var diyor. Ben buradayım, onlar burada. O şifreyi alacaklar. Hüseyin daimin postacısı burada diye şifre alacaklar. O duyguyla otu verecekler. Bunu Hüseyin daime götür. Nasıl tanıyacaklar Hüseyin dayı alt yoldayım ben? Adam köpek görmediği şeyi neyle tanıyor hoca? Kokuyla dedim. İnsan vücudunu neyle aktif ediyor? Düşünce ve hayaliyle. Getirmiyor musun dedi falan şeyleri. Ha, sen de dedi orayı dedi canlandırıyorsun Hüseyin daimle. O düşündün mü oraya gider diyor, durmaz orada diyor. Adam okumuş. Bunlar neye karşılık söyledi? Okumuş, okumuş. Allah Allah. Tabii felsefeyi okumuş diyor. Ya. Acayip. Allah rahmet etsin. Vay be. Sen öyle düşünseydin onlara mesaj giderdi. Sana getireceklerdi. Koku. Şimdi siz gidin bir şehre, bu camiye. Bu nurcudur, bu tarikatçı, bu Süleymancı, bu şeydir. Bu leylim leylim. Biraz da ehliysen bu zina ehli, bu içki ehli, bu zekat verir vermesin adını çözersin. Ha? Gözüküyor. Şimdi düşüncelerin düşüncelerine bela olmuşsa, işte asın belası ta buradan başlıyor. Kendisi kendisinin şerrinden nasıl kurtulacak? Bak şimdi, kendisinin şerrinden kendisi nasıl kurtulacak? İnsanın en büyük şerri, belası kendisidir. Aklın başıma bela olmuşsa, kaçan da kaçılan aynı olursa, dertlenen de dert veren de aynı olursa, üzülen de üzen de aynı olursa, işte girdi mikrop içeriye. Ne ile aklını kontrol edeceksin? Ne ile düşüncelerine hakim olacaksın? Seni ümitsizliğe atar hep bunlar. Peki çaresi? Hayal ayrı, tahayyül ayrı, düşünceler ayrı, tasavvur ayrı, akıl ayrı, taakul ayrı, ilim ayrı, tasdik ayrı. Aklını yöneten taakul, içerisindekileri, türevleri, aklını yöneten, aklını kim? Aklın içindekiler, aklı yöneten vahidir kardeşim. Aklına akıllılık yap. Aklın aklı vahidir. Hayatın hayatı imandır. Tamam? Ruhun ruhu şuur imandır. Tamam? Akıl gelir gider, büyür küçülür, bela olur, kurtuluşa vesile olur. Bunları bizde bulunan sistem yapar, o da taakul. Taakul, aklı kullanan, yönlendiren, büyüten, hedef ve kıblesine koyan. Aklına mukayyet olan sisteminizdir, taakkuldur. Bu kullanan olduğuna bir delil daha diye. Peki, o delili okuyayım keseyim. 188 sözlerde ezanda bırakacağımı söyledim. O halde senin gibi bir şeytan, bak şimdi, şeytan, bizi neyle aldatır? 7, 8 tane, 7, 9 tanedir. Bak arkadaşlar, çizerseniz hakim olursunuz okuduğuna. Şeytanın bizdeki aktifliği 9 tane sistemi aktif ediyor. Diyor ki bak, 188 sözlerde, o halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır, sonra inkarı ona yutturur. Ne demek? Nasıl yapar şeytan bunu? Hem şeytan bir, batılı hak gösterir. 2. Muhali mümkün gösteren gaflet. Başka? 3. Dalalet. 4. Safsata. 5. İnat. 6. Mugalata. 7. Mukabere. 8. İhfal. İhfal. Ne demek? Seni bozuyor. İhfal etti. 9. Görenek gibi şeytani desiselerle çok muhalatı
intaç eden inkar ve küfrü o bedbaht insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun. Şeytan aklı bunlarla ifsat ediyormuş, döllüyormuş. Son cümlemiz. Akıl şeytan taciz ediyor, döllüyor. Ne ile döllüyor? Gayrimeşru, nikahsız, batılı hak gösteriyor. Muhali mümkün gösteren gaflet ile döllüyor. Dalaletle döllüyor. Safsata, inat, muhalata, mukabere, ihval ve görenekle aklı taciz ediyor. Aklı taciz edince oradan çocuk doğuyor. Döllendi ya. Ağızdan da doğuyor. Yalan, gıybet, iftira, zan. Her şeyin ifratı. Hayır, bağırma, çağırma, hakaretler. Aklı döllenmiş, doğum yapıyor. Doğum anıdır. Öfkenin ifrat modu doğum anıdır. Bilavele çocuk doğuyor. Ya. Dokuz neydi abi? Dokuz, görenek. Görenek belası var ya. Ya. Nedir o? Ne derler? Ne derler diye yaşar, araba alır, hareket eder. Ya, ne bileyim, ne bela olmuş ya. Ayıptır ya. Tamam da dinde olsa tamam. Yani ne derler diye giyiniyor. Oysa o kadın öyle giyinmek istemiyor. Düğüne giderken inan öyle giyinmek istemiyor. Nasıl giymek istiyor? Olmak da olan. Yani giyindiği gibi evde. Olmak ister, çok rahat. Ama orada kocasına pespaya veya erkek de öyle, eşine pespaya, alakasız dışarıda hoş geldiniz. Kadın da şaşırıyor. Lan bu adama bakıyor. Kadına nasıl davranıyor? Bana nasıl davranıyor? Adama bak ya diyor ya. Bana bak diyor. Benim her şeyim. Yani çocukların anasıyım. Evdeki hizmetçiyim. Adama bak ya diyor. Bize. Hey. Koy onu. Getir onu. O da olmaz ya. Yani doğum bu. Evet, bugünlük de bu kadar. Evet, akıl dersimiz bitti. Bugün ayın kaçıydı? O çevirir misin Emre? Burada yaz. Çevirmiş misin? O çizdi mi? 6. 6. He? 6 9. Ya çevirdin değil mi? Başta aferin. 6 9 2020 Tepecik'te akıl dersi çok güzel. Çok şükür. Çok. Ebediyen Allah'ım ebeden daimen sizlerden bir çabuğa arkadaşlarımdan razı olsun. Gerçekten çok menfaatlerim, gerçekten çok ihtiyacım varmış. Çok şükür. Elhamdülillah. Arkadaşlarına da söyleyin, Dima grubu yeniden kurulacak. Yani aletle söylememiştim, gene aletim diyor. Çünkü çok bekleyip de almadığımız kişiler var. Zaten tahmin ediyorsunuz. Bari onlar istifade etsin. Zannediyoruz onlar olacak diye kahvaltı dahi öyle yapıyoruz, hazırlıyoruz. Onun için Allah istifade ettirsin. Allah şeytana bu 9 tane sıfatıyla döllettirmesin, taciz ettirmesin, ifsat ettirmesin, izah ettirmesin ya. Allah'ın hatırına kalbimizi şeytanın, dimağımızı cinlerin ve erva habiselerin izacatından, tacisinden, zulümatından, vahşet ve dehşetinden hıfz-ı emin eylesin. Kendisine muhatap eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ümmet eylesin. Risale-i Nur'a muhatap, talip eylesin. Risale-i Nur'dan ihtiyacını hissedenlerden eylesin. Merak edenlerden eylesin. Kardeşlik sıfatına mazhar eylesin. Bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bizim dua ettiklerimizi, dua edeceklerimizi söylediğimiz ve bizi dua edenleri ve bizim üzerimizde hakları olanlar, hizmet-i maniyede zerre kadar maddi ve manevi hissesi olanlar, ya Rabbi dersin, şu ders maidetin Kur'aniye sofrasıdır. Kur'an sofrasıdır. Semavi sofradır. Rabbi onlara ve saydıklarımıza maide-i Kur'aniyeden hasıl olan iştirak-ı amali uhrevesinden hissesini ziyade eleştirsin. Maddi ve manevi, insi ve cinni, semavi ve arzi, sıkıntılardan, afatlardan, hastalıklardan, bela ve musibetlerden
hıfzemin eylesin. Ya Rabbel Alemin, riyakârâne düşünüp de söylediğimiz bu duaları riyakârâne senin dergâh izzetinde, dergâh makbul olmuş Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın başta ve bütün peygamber-i izam, 124 bin peygamber, 124 milyon evliya, hak ve sava gelmeyen asfiyaların kabul olan duaları, kabul olan münacatları hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım Rüştü abim derdi ki, ya Rabbi bizi bize bırakma. Ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Ya Rabbi bizi unutma Allah'ım. Öyle onların vurduğu, çaldığı kapı hürmetine. Ya Rabbi bizi bize bırakma. Ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Ben ya Rabbi biz kendimiz hayli zannettim istediklerimizi, talep ettiklerimizi. Ya Rabbi sana hangisi uygun? Ya Rabbi el alemin dergahında hangisi makbulsa onu nasip eyle. Kalbimizi de ikna eyle. Aklımızı da memnun eyle ya Rabbi el alemin. Son nefesimizde imanla, Kur'an'la, Risale-i Nur hakikatiyle, Kur'an'ın ve namazın sırlarıyla mazhar olarak göç etmeye, teris olmaya muvaffak eyle. Koronadan, taunlardan, vebalardan, maddi ve manevi hastalıklardan bizi sevenleri, bizi sevenlerin dostlarını, anne, babaların usul ve furularını hıfz-ı emin eyle. Hizmet-i imaniyede daim, kayyum, saim eyle. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, hayatımıza kıbletullah, ömrümüze bereketullah nasip eyle. Evlatlarımızdan İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir. Evlenmemiş olanlara da hayli eşler nasip eyle ya Rabbi. Evlenmiş de evde sıkıntı olanlara da ya Rabbi el alemin. Evlerine Hazreti Adem Aleyhisselam'la Hazreti Havva validemiz arasındaki Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la Ezvacı Tahirat arasındaki Hazreti Ali Keremallah Veçe ile Fatımat-ı Zehra arasındaki evlerindeki uhuvveti, samimiyeti, muhabbeti, affı, keremi, ihsanı, lütfu, ihlası, affı, merhameti, şefkati onlara da bize de nasip eyle ya Rabbi. Evlerimize hakim eyle ya Rabbi. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات آمين شكرا آمين آه.